Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Botan. Hiç uzatmadan hikayeye geçelim. Ben ve iki arkadaşım cin olaylarına çok meraklı biriyizdir. Ben camcıda çalışıyorum ama iki arkadaşım çalışmadığı için onlar her gün, ben ise sadece pazar günleri buluşuyoruz. Arkadaşlarım kim derseniz, Ali, ben ve Hasan. Her zamanki gibi Ali'nin evinde toplandık. Ben ve Hasan marketten bir şeyler aldık, yedik içtik, sohbet ettik, eğlendik. Hasan dedi ki, ya beyler, bir yerlerde cin çağırma gördüm, deneyelim mi? Ben nerede gördün dedim ama Ali direkt kabul etti. Ben de kafama takmadan, zaten yapamayız düşüncesiyle ben de kabul ettim. Peki nasıl çağıracağız dedik, Hasan bekleyin, evden malzemeleri getireyim dedi. Hasan'ın evi Ali'nin evine yakındı biraz. Biz de tamam dedik. Yarım saat sonra kapı çaldı. Kapıyı açtığımda Hasan gelmişti. Elinde bir poşet vardı. İçeri geldi, halıyı kaldırdık. Koltukları köşeye çektik. Sonra Hasan poşetten bir şişe çıkardı. Şişede pul biber gibi bir toz vardı. Kapağını açtı ve Arapça bir şeyler söyleyerek tozlardan yıldız çizdi. Bir daha yıldızın içine yıldız çizdi. Ve tam ortasına 3 tane mum kattı. Bize tozlara basmadan yanıma gelin dedi. Yıldızın ortasına geldik ve mumları yaktı. Bize dediğimi tekrarlayın dedi. İbrani diye bir cümle söyledi. Biz de tekrarladık 3 defa aynı şeyi. Dedikten sonra sustuk. Hiçbir şey olmayınca ben Hasan'ın ve Ali'nin yüzüne baktım. Yüzü kireç gibiydi. Önüme baktığımda 2 metre boyunda 7-8 tane cin vardı. Ve 1,5 metre boyunda olan cinler de ona yakındı. Bir cin havaya süzülerek siz kim oluyorsunuz da beni yanınıza çağırmaya kalkışıyorsunuz pis çamurlar dedi. Ben kilitlenmiş gibiydim. İçimden besmele dahi çekemiyordum. Önümdeki cinler gözümün önünde, bazıları yılan oluyordu. Korkuyu her yerimde hissediyordum. Kafamı hafif çevirip Ali ve Hasan'a baktım. Onlar benden çok daha kötü durumdaydı. Bütün gücümü toplayarak Ayetel Kürsi okudum. Birden o varlık gitti. Üçümüz de yere yığılıp birbirimize baktık. 15 dakika böyle devam etti. Ben hadi kendinizi toparlayın deyip ayağa kalktım. Ali ve Hasan'a elimi uzattım. İkisi de elimi tuttu, kaldırdım. Onları koltuğa oturtturdum. Ben etrafı düzelttim ve olayın etkisini atlatabilmem için başka bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Ve bir konu bulup sohbet yapmalıydım. Arkadaşlarımın da olayın etkisinden uzaklaştırdım bu sayede. Bir konu bulup sohbet yaptım. İkisi de katıldı aslında. İkisi de olayı atlatmak istiyordu. Bunu anlamıştım. O yüzden bir sürü konu bulup konuştum. Saat gece 11'de. Ben ve Hasan Ali ile vedalaştıktan sonra evlere dağıldık. Aklım hala olaydaydı. Evin kapısını açtım. Ailem bir haftalığına memlekete gitmişti. Ben gitmek istemediğim için zor bela ikna etmiştim onları. O yüzden evde tektim. Yatağıma uzandım. Yarım saat olayı düşündüm. Acaba o varlık bir daha gelecek miydi? Artık yatmam gerekti. Saat gece 12'ydi. Başım biraz ağrıyordu. Gözümü kapattım. Sağa sola dönüyordum. Gözümü açıp yatağımda doğruldum. Saat 4 gibiydi. Ben yattım mı yoksa döne döne vakit mi geçirdim bilmiyorum. Çok kötü susamıştım. Mutfağa gittim. Her şeyin yerini ezbere bildiğim için ışığı açma gereği duymamıştım. Bardağı alıp musluğu açtığımda çok kötü bir koku yayıldı etrafa. Hemen musluğu kapattım. Bu sefer ensemde soğuk bir hava hissettim. Bir kişi arkanı dön dedi. Ve ben de kenetlenmiş bir şekilde kıpırdayamıyordum. Bir daha arkanı dön dedi. Ve bu sefer cesaretimi toplayıp arkaya yavaşça döndüm. Çok kötü bir sırıtmayla bana gülüyordu. Bana sen benimsin dedi. 3 kere üst üste hiçbir şey anlamıyordum. Bu sefer sesli bir şekilde kahkaha atmaya başladı. Musluğa baktığımda musluk açıldı. Altında bardak vardı. Musluktan çamur akıp bardağı dolduruyordu. Ben yavaşça ona baktığımda musluğun sesi kesildi. Bana bunu iç dedi. Musluktan sanki 3 yıllık çürüyen insan eti kokusu vardı. Bu sefer bağırarak bana bir daha iç dedi. Bir anda uyandım. Meğerse rüyaymış. Bir nebze de olsa rahatlamıştım. Susamaktan boğazım ağrıyordu. Mutfağa gittim. Bu sefer ışığı açtım. 3 bardak su içtim. O kadar susamıştım ki ancak 3 bardak yetti. Pencereden dışarıya baktım. Hava hafif aydınlıktı. Saate baktım. Saat sabah 7'ydi. Direkt üstümü giyindim. Koşa koşa Ali ve Hasan'ı çağırmaya gittim. Önce Hasan'ın, sonra Ali'nin evine gittim. Hasan öğlen 12'de sana gelirim, şimdi uykum var dedi. Ali'nin yanına gittim. Annesi açtı kapıyı. Ali yatıyor mu yenge? Hayır oğlum, Ali daha uyanmadı. Hayırdır, ne oldu bu saatte, ne istiyorsun dedi. Yenge, çok önemli. Ali eder misin saat öğlen 12'de bize gelsin? Tamam oğlum, derim. Görüşürüz. Görüşürüz yenge deyip evden çıktım. Aklım öyle karışmıştı ki başım ağrımaya başladı. Bir hocaya görünmem lazımdı. Bizim mahallenin imamına gittim.
Her şeyi tane tane anlattım ve bana saat öğlen 1 veya 2 gibi arkadaşlarla yanıma gel. Ayrıca eğer bir numara arayıp "Hüttamım" derse inan dedi. Ben de tamam, Allah razı olsun hocam deyip helalleşip camiden çıktım. Saat öğlen 11.50 idi. Eve gidip bekledim ve kapı çaldı. Kapıyı açtım, Ali ile Hasan gelmişti. Biz iki katlı bir evde, ikinci katta oturuyorduk. Ondan Ali ve Hasan dışarıdaydı. Düğmeyle kapıyı açtım. Telefonum çaldı, telefonumu açtım. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Merhaba Butan, ben Hüttam Mustafa. Hüttam deyince sevinçten havalara uçacaktım. Ben neden seni aradım anlamıştırsın sanırım. Evet hocam, biz bir halt yedik de. Halledeceğiz oğlum, Allah'ın izniyle, merak etme dedi. Allah razı olsun hocam dedim ve Ali ile Hasan geldi. Anlamışlardı, güzel bir haber var. Çünkü yüzümde çok güzel bir sevinç vardı. Bana sizi İmam İbrahim anlattı. Onlara yardım et dedi. Durumunuza üzüldüm. Saat öğlen 2'de camide olacağım. Oraya gelin dedi. Telefonu kapattım. Her şeyi Ali ve Hasan'a anlattım. Ali, manyak mısınız? Nereden biliyorsunuz bize yardım edecek? Sen de daha adamın ismini bile bilmeden inanıyorsun dedi. Hak verdim. Kurtulmak için kim ben yardım edeceğim derse kabul ederdim. Hasan kendisini suçluyordu, farkındaydım. Üstümü giyip dışarıya çıktım. Markete gidip abur cubur aldık. Parka gittik. Saat öğlen 11.50 idi. Saat 2 olana kadar sohbet ettik. Marketten aldığımız eşyalar bitince gezerek sohbet etmeye devam ettik. Saate baktığımda saat 1.30'u geçiyordu. Camiye doğru yol aldık. Camiye geldiğimizde kapıyı açtığımda içeride imam ve bir kişiden başka kimse yoktu. Sanırım o kişi de Mustafa hocaydı. Selam verip içeriye girdik. İmam İbrahim hoca ve içerideki kişi aleyküm selam dedi. İbrahim hoca gelin çocuklar dedi. Yanlarına gidip oturduk. İbrahim hoca, bakın çocuklar, bu Hüttam Mustafa dedi. Ali, Hüttam ne demek hocam dedi. Mustafa hoca söz alarak, Hüttam Allah yolunda sizin gibi insanlara hayır ve sevap için yardım etmek, bu yolda gerekirse ölmek dedi. Bana anlat bakalım yakışıklı, sizin başınızdan ne geçti? Her şeyi ayrıntısına kadar anlattım. Hasan, Botan ne dediyse hepsi doğrudur ama ben bu akşam kabus gördüm. Onu anlatmadım dedim. Hoca anlat bakalım, sen ne gördün? Hoca çok sakindi. Güzel bir şey bence sakin olmak. Ve Hasan anlatmaya başladı. Hasan, Ali'nin evinden çıktığımızda eve doğru gidiyorduk. Kendimi o kadar suçlu, aciz hissediyordum ki Botan'ın ve Ali'nin yüzüne bakamadım. Bir cesaret Botan'ın gözlerine baktım. Göz bebekleri yoktu. Öyle korkmuştum ki bayılacaktım. Adımlarımı hızlandırarak eve gittim. Botan'la vedalaşıp içeriye girdim. Koşarak yatağıma gidip yattım. Uyandığımda beyaz bir odaya oturmuş bir vaziyetteydim. Ayağa kalktım. Odada ne bir kapı var ne bir pencere vardı. Küçük bir delik bile yoktu. Avize yoktu. Ama oda aydınlıktı. Yere oturdum ve bir anda önüme biri geldi. Evet, o gelmişti. Bana bakıyordu. Gözleri ateş gibiydi. Her saniye daha da kırmızı oluyordu gözleri sanki. Bir lav gibiydi. Bana dedi ki, o benim, benim. Onu benden alamazsınız. Size vermem. Siz asla beni yenemezsiniz. Siz çamurdan, biz ise ateşten yaratıldık. Biz daha üstünüz dedi. Ve o anda uyandım. Botan. Hasan'ın anlattığı olay beni hem korkuttu hem de suçlu hissettirdi. Benim gözüm neden öyle olmuştu ben de anlamıyordum. Ali, ben de aynı rüyayı gördüm ama çok az farkla dedi. Hoca, çözeceğiz Allah'ın izniyle. Merak etmeyin dedi. Bu konuda biraz soru sorduktan sonra hoca, sen gel bugün benim evimde kal ne olur ne olmaz dedi. Ben kafamı sallayarak olur dedim. Kalkıp camiden çıktık. Arkadaşlarımla vedalaşıp Mustafa hocayla onun evine doğru yol aldık. Evin nerede olduğunu bilmediğim için onu takip ediyordum. 5 dakika yürüdükten sonra Mustafa hoca bir arabaya bindi. Eski bir arabaydı. Hoca, bu da benim emekler işte, ne yapacaksın dedi. Telefonum çaldı. Telefona baktığımda ustam aramıştı. Açtım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Botan, bugün neden gelmedin? Hasta mısın dedi. Yok usta, ben bir haftalığına izin alabilir miyim? Memlekete gitmem gerekiyor bir haftalığına. Bir saat sonra otobüs kalkacak. Seni arayacaktım, vakit bulamadım. Usta kusura bakma dedim. Bana tamam git, ben de işten çıktın sandım dedi. Yok usta, boş yere niye çıkayım dedim. Tamam görüşürüz o zaman dedi. Görüşürüz dedim ve telefonu kapattım. Hoca yalan söylemek günah ama gerçeği anlatmak ne pek iyi olmazdı dedi. Ben de evet hocam dedim. Bir yarım saat yol aldıktan sonra ormana girmiştik. Etraf nasıl derseniz hava hafif sisli, etraf büyük bir ağaçlarla dolu ve taşlı bir yolda ilerliyorduk. Biraz ilerledikten sonra bir köy karşımıza çıktı. Köyün her yerini gören bir eve geldik. Arabadan indik. Hava aydınlık ama sisli.
size evin tam nerede olduğunu anlatayım. Etrafında iki tane dağın arasında olan bir köy. Ev de dağın üstünde. Eve girdik. Ev iki katlı ahşaptan. Bir ev kapıyı açar açmaz önümüze bir merdiven. Sol tarafta iki oda. Sağ tarafta bir oda. Ve merdivenin altında da sanırım lavabo. Üst kata çıktık. Üst katta da her iki tarafta da oda vardı. Ve salonun karşısında kırmızı bir koltuk. Hoca koltuğa oturup gel oğlum gel utanma dedi. Ben de koltuğa oturdum. Saate baktığımda saat 4:30'tu. Biraz sohbet ettik hocayla. Kapı çaldı. Biri çok güçlü bir şekilde kapıya vuruyordu. Kapı kırılacak sandım. Hoca kapıyı açmak için ayağa kalktı. Ben hocam ben açarım dedim ve kapıyı açmaya gittim. Bir amca ve yanında teyze vardı. Çok telaşlılardı. Buyurun dedim. Hoca içeride mi dedi. Ben de buyurun üst katta dedim ve içeri aldım. Koşarak üst kata çıktılar. Ben de kapıyı kapatıp üst kata çıktım. Amca, hocam sizin muska işe yaramadı. Kızım çok kötü şeyler yaşadı. O şerli yine musallat oldu dedi. Ben her şeyi anlamak için olayı dikkatlice dinlemeye başladım. Hoca, tamam kızın nerede? Hocam o gelmedi. Biz ne yaptıysak gelmek istemedi. Kriz geçirdi. Artık sizin isminizi duyunca bile deliriyor dedi. Hoca o zaman beraber kızınızın yanına gidelim dedi. Amca tamam hemen gidelim dedi ve çıktılar. Kapıda hoca sen burada kal dedi. Ben de seninle geleyim lütfen dedim. Biraz ısrar ettikten sonra kabul etti. Arabaya bindik. Araba doluydu yani hepimiz rahatça sığabilirdik. Hava karanlıktı. Saate baktığımda saat 5:30'tu. Bizim burada hava erken kararıyordu. 45-50 dakika gittikten sonra 5 katlı bir apartmana girdik. 3. kata çıktık içeriye girdik. Aman yarabbi bu da ne? Salonun ortasında bir kız vardı. Üstü kandı ama her yeri. Saçı, kıyafeti ve tırnakları her yeri. Elinde de bir bıçak vardı. Hocaya sen mi geldin yine diyerek bağırdı. Gelme, gelme. Sanki ağlıyordu ama gülüyordu da. Anlayamadım. Hoca dua okuyarak yanına yaklaştı. Kız, anne, baba yardım edin ne olur. Yardım edin bu beni öldürecek diyerek acı bir şekilde bağırıyordu. Ben de amca ile teyzeye baktığımda onlar da ağlıyordu. Bir anda ben de kıza yardım etmek istedim ama elimden bir şey gelmezdi. Gür bir sesle ayetel kürsü okumaya başladı hoca. Ben de ona yaklaşarak hocaya eşlik ettim. Ben de okurken hocaya baktığımda hoca bana gözleriyle aferin işareti yaptı. Anladığım kadarıyla ona yardım edebilmiştim. Kız acı içinde bağırırken bayıldı. Hoca ile birlikte kızı kaldırdık. Oturma odasına götürüp koltuğa kattık. Hoca amcaya muska neden üstünde değil dedi. Ben de boğazına baktığımda yoktu. Cepsiz bir kıyafet giymişti. Amca nasıl olur biz muskayı çıkarmadık. Kendisi de çıkarmış olamaz. Siz de biliyorsunuz hocam o da çıkarmaz dedi. Hoca sakalını sıvazlayarak kıza baktı ve Allah'ın izniyle çözeceğiz dedi. Amca gözyaşlarına boğulmuştu resmen. Teyze de öyleydi. Hoca iki tane daha muska yapacağım. Birini kızına diğerini de sakla. Yine kaybolursa bunu verirsin dedi. Amca Allah razı olsun dedi. Hoca iki kağıt çıkarıp yazmaya başladı. Dikkatlice baktım da birine çok yazdı. Çok yazdığı kağıdı büyük muskaya, diğerini de küçük muskaya kattı. Ve bu büyük muskayı sakla. Bu diğerinden daha güçlü. Diğerini de kızına ver. Eğer olmazsa, diğeri yine kaybolursa bu büyük muska kaybolmaz asla merak etme dedi. Ben de hocam eve de bir muska yapsan daha iyi olmaz mı dedim. Hoca da doğru diyorsun aslında dedi. İyi olur dedi ve 3 tane kağıt hazırladı. Ve hepsini kapıların üstüne kattı. Birincisini oturma odasına, ikincisini kızın odasına, üçüncüsünü de kapı girişine kattı. Ve evden çıktık. Amca bizi eve bıraktı ve gitti. Akşam olmuştu. Üst kata çıktık ve sol taraftaki odaya girdik. Hangi oda derseniz koltuğa yakın olanın sanırım. Burası oturma odasıydı. Yerlerde minder vardı. Hoca mindere oturdu. Hocaya, hocam sana inşallah rahatsızlık vermiyorumdur dedim. Hoca, başlatma yine bu konuyu. Ne rahatsızlığı verebilirsin ki dedi. Ben de kahve ister misiniz dedim. Hoca, kahve buralarda olmaz dedi. Ben de ben bulurum hocam, getiriyorum dedim. Hoca tamam bir kahveni içelim dedi. Alt kata gittim. Odalara baktım. Şimdi size odaları anlatayım biraz. Kapının önünde olduğunuzu varsayın. Sağ taraftaki oda yatak odası. Sol taraftaki oda iki odada da merdivene yakın olan. Mutfak kapıya yakın olan da değişik eşyaları olan bir oda. Mutfağa girdim. Sıcak su yaptım. Ceketimin cebinden 4 tane hazır kahve vardı. Arkadaşlarla içmeyi unuttuk. Cebimde hazır kahve ne arıyor derseniz de hepimiz anlaşılan erken kalkmıştık. Uykuluyduk. Kahve bizi biraz da olsa canlandırırdı. Ondan 2 tane latte yaptım. Ve üst kata çıktım. Hocaya bardağı verdim. İçtikten sonra hoca çok güzel olmuş. Sen nasıl böyle kahve yaptın dedi. Ben de cebimdeki 2 latteyi göstererek hazır satılıyor böyle şeyler hocam dedim. Ben yapmadım ki dedim.
Şaşırmış bir ifadeyle yüzüme bakıyordu. Ben de bir bardak daha doldurayım mı dedim. Tamam dedi. Anlaşılan o da biliyordu. Uykunu alıyor. Akşam geç yatmak istiyordu. Koşarak alt kattan sıcak suyu alıp yukarı çıktım. Onun önünde latteleri yaptım. Hoca kolay yapılıyormuş bunlarla dedi. Evet dedim. Kahveleri içtikten sonra mutfağa götürdüm bardakları. Yanına gittim. Hocam senin yardımcı cinin nerede dedim. Bana sen nereden biliyorsun yardımcı cinimin olduğunu dedi. Ben de hocam bütün hüttamların yardımcı cini olur dedim. Bana sen korkarsın 18 yaşındasın. Eğer onu görürsen korkarsın. Normalde 25 yaşındakiler bile görse bayılıyor da başıma çok geldi dedi. Ben de yok hocam korkmam dedim. Tamam dedi. Benim uykum geldiğinde ben uyuyacağım dedim. Bana karşı odaya git orada uyuyabilirsin dedi. Ben de tamam diyerek kafamı salladım. Hocaya iyi uykular dedim ve odadan çıktım. Şimdi de size üst katı tanıtayım. Kendinizi merdivenin önünde varsayın. Sol taraftaki merdivene yakın olana girdim. Banyoydu. Sağ taraftaki merdivene yakın olan ritüel yaptıkları oda. Koltuğa yakın olan tarafta benim gibi burada misafir olan insanların yatması için ayrılan odaydı. Yatağa uzandım. Aklıma Hasan ile Ali geldi. Telefonu açtım ve mesaj attım. Burada şebeke az çektiği için mesaj attım. Ali ve Hasan'a nasılsınız, iyi misiniz yazdım. Ali her yerde onu görüyorum, beni izliyor ve bana çok kızgın bir şekilde bakıyor, bana yardım edin. Hasan ise aynı şekilde ona katıldı. Koşarak hocaya Ali ve Hasan çok kötü durumda. Şerli varlıklar onlara karışıyor, yardım edin dedim. Hoca tamam sakin ol, tamam sakin ol biraz hemen gidelim dedi. Ben de hadi gidelim hocam dedim. Evden hızla çıktık, arabaya bindik. Yarım saatte Ali'nin yanına gittik. Ben arabada hocaya, hocam bence benim arkadaşlarımın yanında olmam lazım. Hoca, tamam bence de doğru diyorsun. Keşke arkadaşların da senin gibi cesur olsa. Arkadaşların sure veya dua biliyor mu dedi. Ben de hayır hocam, Fatiha suresi ve İhlas'tan başka hiç sure bilmiyor. Tamam o zaman, ailelerine her şeyi anlatalım. Onlar da bizde kalsınlar dedi. Ben de çok iyi olur dedim. Konuyu Ali ve Hasan'a anlattık. Onlar da kabul etti. Ailelerine her şeyi anlattık. Onlar hüzünlü bir şekilde, olur. Sizde kalsın ama Barış da sizinle gelsin dedi. Barış Ali'nin abisiydi. Biz de kabul ettik. Arabaya bindik, eve doğru yol aldık. Eve gelmiştik, odaya gittik. Yatağa uzandım. Ben de bugün başıma geleni anlattım. Üçü de pişman bir şekilde keşke biz de senin gibi dua ezberleseydik dediler. Barış bu konuda da çok bilgisizdi. Neyse, hadi yatalım dedim. Hepimiz de yorgunduk. 3 dakika belki olmadı. Hepimiz yattık. Uyandığımda çok rahat uyumuştum. Arkadaşlarıma baktığımda sadece Barış uyanmıştı. Ona günaydın dedim. O da bana günaydın Botan dedi. Pencereden dışarıya baktım da hava çok güzeldi. Barış, hava çok güzel dedi. Ben de aynen dedim. Ali ve Hasan da uyandı. Günaydın Ali ve Hasan da günaydın dedi. Saate baktığımda saat 9'du. Mutfağa gittim, buzdolabını açtım. Sucuk, yumurta, peynir, zeytin, bal ve reçel vardı. Sucuklu yumurta yaptım, çay yaptım. Oturma odasına her şeyi serdim. Hoca ve arkadaşları çağırdım. Hepsi geldi ve hoca erkencisin maşallah dedi. Ali, Botan hep öyledir dedi. Gerçekten de Ali doğru demişti. Ben asla birinin evini ona yük olmamaya çalışırım. Her şeye ben koşarım gerekirse. Herkes ellerine sağlık dedi. Bismillah diyerek yemek yemeye başladık. Bir süre sonra elhamdülillah diyerek sofradan kalktık. Sofrayı arkadaşlarla kaldırdık. Hoca, oğlum gelsene sana bir şeyler söyleyeceğim dedi. Tamam diyerek yanına gittim. Bana bu akşam Şerli ile konuşacağız. Onun için bazı malzemeler lazım. Gel beraber malzemeleri toparlayalım dedi. Ben de tamam diyerek ceketimi aldım. Dışarı çıktık, dağın üstüne çıkıp orada malzemeleri toplamaya başladık. Burası bir sürü çiçek ve otluk bir yerdi. Bana büyük papatya şekilli kırmızı bir çiçek buldu, 4 tane dedi. Ben de tamam diyerek aramaya başladım. 5 tane buldum ve buluşacağımız yere gittim. O da bayağı bir malzeme bulmuştu. Eve gittik. Saat 1.30. Ritüel odasına gittik. Arkadaşlarım neredeydiniz? Aklımız gitti. Ben de şaka niyetinde her delikanlının bir gidişi vardır dedim. Üçü de komik değildi dedi. Hoca sizin için malzeme topladık dedi. Ve odaya girdik. Hoca benim topladığım çiçekleri bir suya kattı. Ve üstüne toprak benzeri bir toz döktü. Onun üstüne de bir ot kattı. Ve karıştırmaya başladı. Bir iki üç dakika karıştırdıktan sonra nasıl karıştırdığını anladığım için hocam istersen ben de karıştırabilirim dedim. Bana yok evlat gerek yok zaten az kaldı dedi ve durdu. Suyu bir kaseye döktü ve inanamadım. Hepsi toprak benzeri bir şey olmuştu. Ve o tozla odanın tam ortasına bir şeyler mırıldanarak çember çizdi. Tam ortasına da 3 tane sandalye koydu. Sonra kaseleri alıp odadan çıktık. Oturma odasına geçtik. Arkadaşlar kahvaltı yapmışlardı. Gülerek benim yerime geçmişsiniz dedim. Ali sen bizden farklı mı sandın kendini dedi.
bismillah diyerek yemek yemeye başladık. Elhamdülillah diyerek sofradan kalktık yine. Sofrayı arkadaşlarla kaldırdık. Saat 3.15'ti. Arkadaşlarla korku konuşması yapmadık hiç. Telefonumu şarja taktığımda Barış bir soru sordu. Sorusu, siz neden böyle bir işe kalkıştınız? Ben merakımızdan dolayı dedim. Barış 19 yaşındaydı. Hocaya, hocam gerçekten de kurtarabilecek miyiz dedi. Hoca, bugün onunla konuşacağız. Amacı nedir onu öğreneceğiz dedi. Ve birden kapı açıldı. İçeri çarşaflı biri geldi. Barış, bu ne lan diye bağırdı. Ve Ali ile Hasan da Barış'a takıldı. Ben gülerek korkmayın. Bu hocanın yardımcısı dedim. Cin kapıyı kapatarak geri gitti. Ben anlamıştım. Hüttamların yardımcısı zihinden konuşur. Ondan zihinden haber verdiği için biz ne olduğunu anlayamadık. Hocaya ne oldu hocam? Kötü bir durum mu var dedim. Hoca, yok oğlum merak etme. Ama sen nereden biliyorsun? Bana bir şey dedi. Ben de hocam artık alışın. Ben çok şey biliyorum dedim. Arkadaşlarım pes sana botan dediler. Hoca benim işim var diyerek dışarı çıktı. Arkadaşlarla sohbet ettikten sonra sanki bir kişi bana hoca seni aşağıya bekliyor dedi. Ben aşağıya indim. Hoca oradaydı. Botan benimle gelsene işim var. Tek başıma gidersem yarını bulur. Senle akşam iş biter ve sizin işi yaparız. Ben de tamam dedim. Evden çıktık. Arabaya bindik. Önce petrole sonra amcanın evine gittik. Amca telaşlı sesle hocam sizin bütün muskaları kızın parçalara ayırdı dedi. Hocayla kızın yanına gittik. Kız çıldırmış bir vaziyetteydi. Hocayla naz ve felak okuduk. Hoca kapı ve pencereleri örttü ve perdeyi çekti. Arapça bir şeyler söyledi ve kız ona karşılık verdi. Arapça bir şekilde hocayla konuşuyordu. Hoca her konuşmasında sinirleniyordu. Ben de yardım amacıyla kızın kulağına ayetel kürsü, felak, nas ve ihlas sürelerini okudum. Kız acıya dayanamayarak bayıldı. Hocaya ne oldu dedim. İçindeki cini öldürdük dedi. Ben de peki kızı kurtardık mı dedim. Evet dedi. Sevinmiştim. Amca ile teyzeye de anlattık bu durumu. Çok sevindiler. Helalleşip evden çıktık. Hava kararmıştı. Eve geldik. Arkadaşlar yine gittiniz. Bize söylemeden dediler. Ben de özür dileyerek onlara sarıldım. Nedensiz sarılışıma karşılık vererek hadi bizim olayı yapalım dedi Hasan. Ben de şimdi yapacağız dedim. Arkadan kara çarşaflı cin geldi. Hocaya hocam yardımcınızın ismi ne dedim. Bana Mera dedi. Ritüel odasına girerek ritüele başladık. 3 sandalyeye oturduk. Barış ise bizim önümüze yere oturdu. Hoca ise çemberin dışında Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hoca bize sakın çemberden çıkmayın dedi. Biz de tamam dedik. Hoca Kur'an-ı Kerim'i kapatıp elinde tuttu ve bir şeyler söyledi. Birden etrafımıza bir sürü şerli varlıklarla doldu. Hepsi ailemizin kıyına girip bizi yana çağırıyordu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ali, Botan birden kendini kaybederek çemberden çıkmaya çalışıyordu. Biz öyle zor tutuyorduk ki sanki iki kişinin gücünü almış, birden bir şerli varlık Hoca ile İbranice konuşmaya başladı. Birbirleriyle konuşuyorlardı. Sonunda Botan bayılmıştı. Biz yine de tutuyorduk. Birden bütün varlıklar bağırarak o bizim olacak diyerek bağırdı. Ve ortama büyük bir sessizlik hakim oldu. Hoca Botan'ın yanına oturdu. Kucağına alıp salondaki koltuğa koydu. Bir saat geçtikten sonra Botan uyandı. Botan. Uyandığımda salonda uzanmış bir vaziyetteydim. Etrafımda arkadaşlarım ve hoca vardı. Ne oldu dedim bana. Hocam güçsüz kalıp bayıldın dedi. Ali söz alarak bana her şeyi anlattı. Şok olmuştum. Ben nasıl öyle şeyler yapabilirdim? Psikolojim bozuldu sandım. Çok halsizdim. Gözümü kapatıp yatmak istiyordum ama yapamıyordum. Hoca ne oldu? Şerli konuştu mu dedim. Hoca sakin ol evlat. Sen dinlen sana yarın anlatırım dedi. Arkadaşlarım beni yatağa götürmek için yardım ettiler. Yatmamı istediler. Gözümü kapatıp açtığımda kendimi evin dışında buldum. Evin kapısına dokunduğumda önüme bir şerli geldi. Bir anlık irkilmeyle kendimi yerde buldum. O şerli bizim çağırdığımız şerliydi. Şerli bana ayağa kalk ve arkanı dön dedi. Ben de uzandığım yerden kafamı çevirip arkama baktığımda istemsizce ağzımdan olamaz kelimesi çıktı. Ali, Hasan ve Barış. Şerliler ayağından tutmuş bir vaziyette ormana sürüklüyor. Ayet-el Kürsi okuyarak arkadaşlarıma doğru koştum. Ormana girdim. Bayağı ilerledikten sonra kaybolmuştum. Arkadaşlarıma etrafıma bakarak Ali, Hasan, Barış neredesin lan diyerek bağırıyordum. Birden şerli önümde belirdi. Beni ayağımdan tutup sürüklemeye başladı. Öyle canım yanıyordu ki her yerim kesilmişti galiba. Bir ses gelmeye başladı. Kalabalık şekilde çok kötü bir kahkaha sesleri geliyordu. Gözümü kapatıp nefes alıp verişimi düzeltmeye çalıştım. Beceremeyeceğimi anladım. Gözümü açtım. Büyük bir kalabalık vardı. Beni şerlilerin ortasına fırlatıp gülmeye başladı. Etrafıma baktığımda her tarafta şerli, ortada büyük bir ateş, bismillah çekmeye çalıştığımda diyemiyordum.
Çünkü biz diyordum, devamını unutuyordum. Çok kötü bir andı. Şerli birden eğilip tırnaklarını karnıma batırıp döndürmeye başladı. Sanki bir kişi bütün organlarımı söküyordu. Sonra bağırarak, "Sen kendini bir şey mi sandın, pis çamur?" dedi. Ben de bir cesaret toplamaya çalışıyordum. Öyle acı çekiyordum ki açıklanamaz. Ben de cevap olarak, "Asıl sen kendini ne sanıyorsun? Allah tarafından lanetlenmiş Şerli." Pis bir kahkaha ile tırnağını bastırarak döndürmeye başladı. Canım iki katına çıkmıştı. Beni iki eliyle tutup ağaca fırlattı. "Galiba burada ölecektim," dedim. İçimden bana, "Doğru bildin çamur, seni burada öldüreceğim." Nasıl anlamıştı benim öyle bir kelime geçirdiğimi içimden anlayamadım. Ama cinli olduğunu, cinli olduğu için aklımı okuma imkanı vardı ve birden uyandım. Yatağımda uzanmış bir şekildeydim. Etrafımda arkadaşlarım ve hocam vardı. Nefes nefese kalmıştım. Derin nefes alarak rahatlamaya çalıştım. Sakinleşip karnıma baktığımda, "Aman yarabbim, bu da ne? Karnımda 15'ten fazla kesik yaraları var." Arkadaşlarım şok olmuş, "Bir pozisyonda nasıl oldu? Botan sen iyi misin?" dediler. Ben de, "Hocam bu ritüelde ne oldu hoca?" Şerli ile konuştum. "Ne istersin insan oğlundan?" dedim. O ise, "Onlar beni çağırdı." Ama hiçbir şey bilmeden, "Ben de Botan'ın enerjisini sevdim. Onu alacağım. O bizim olacak," dedi. Ben de, "Adın ne?" dedim. Bana, "Hara kabilesinden Urdayım," dedi. Ben de, "Bırak onu. Yoksa olacaklardan sorumlu değilim," dedim. O da bana, "Sen kim olursun da beni ölümle tehdit ediyorsun? Pis çamur, seni avcumla öldürürüm," dedi. Ben de acı çektirerek gönderdim. Mera'ya söyledim. "Nasıl biri?" dedim. Mera bana, "Sevdiği kişi acı çektirerek sever. Yani Botan'a çok zarar verir. Çok hırçın biridir," dedi. Dedikleri karşısında şok oldum. Ben de, "Çabuk kurtulur muyum bunlardan?" dedim. Hoca, "Zor o evlat. Hem de çok zor," dedi. Çok kafam karıştı. Acaba sonum ölüm mü? Gözlerimi kapattım ve "Dinlenmek istiyorum," dedim. Hoca, "Tabii evlat, sen rahatına bak. Biraz yorulacaksın akşam," dedi. Ben de gözümü açıp hocaya halsiz bir bakış attım ve gözümü kapattım. Ama kalbim ağrıyordu. Tuhaf bir şey hissediyordum. Yatmaya çalıştım ama olmuyordu. Yatmaktan korkuyordum. Yine kabus görürsem, acı çekersem. Bir saat gözüm kapalı yatmaya çalıştım. Sonunda yatmıştım ama kabus görmedim. Uyandığımda odada kimse yoktu. Pencereden gelen güneş odayı aydınlatıyordu. Telefondan saate baktığımda saat 1'di. Gözlerimi ovuşturup ayağa kalktım. Oturma odasına geçtim. Herkes kahvaltı yapıyordu. Ama yüzleri çok mutsuzdu. Odayı sessizlik kaplamıştı. Ben moral olsun diye gülümseyerek afiyet olsun dedim. Hoca, gel beraber olsun oğlum dedi. Ben kahvaltıya oturdum. Yedikten sonra hızlı bir şekilde sofrayı kaldırdık. Mutfakta yemekleri buzdolabına koydum. Sofrayı çırpmak için dışarı çıktım. Sofrayı çırparken beynimden "Ormana bak" diye sesler geliyordu. Ormana baktığımda ağaçlar sanki yerinden uçacakmış gibi sallanıyordu. Koşarak eve girdim. Yukarı çıktığımda oturma odasının kapısı gözüküyor. Merdivenin son basamağındayken kapıya baktığımda bir cinli vardı. Ani irkilmeyle geri çekildim ve merdivenlerden düştüm. Belim ve kollarım çok ağrımıştı. Kafamı merdivene çevirdim. O cinli bana bakıyordu. Ben de besmele çekerek, "Sen Mera mısın?" dedim. Bana, "Doğru bildin ey Adem oldu," dedi. Ben de, "Acı çekerek bilerek mi yapıyorsun?" dedim bana bunu. "Ben seni güçlü bilirdim. O şerli sana nasıl aşık oldu?" dedi. Ben de, "Şu konuyu açmasana," dedim. Arkadaşlarım koşarak bana gelirken merdivenin başında Mera'yı görünce onlar da "Allah" deyip merdivenlerden düştüler. Gülerek, "Geldi benim kahramanlarım," dedim. Hasan da gülerek, "Lan öldük mü lan? Yoksa katil merdiven 18 sene ceza verdi," dedi. Ben de, "Oğlum belim kırıldı lan," dedim. Ayağa zor bela kalktım. Hoca geldi. "Hoca ne oldu, hepiniz yerdesiniz?" dedi ve bana baktı. Mera'ya baktım, anladım. Mera'dan korktu. Ben Ali'ye el uzattım. Ali'yi kaldırdım ve Hasan ve Barış'ı kaldırdı. Oturma odasına geçip oturduk. Hocaya, "Hocam bizim durum ya. Herkesin yüzünden düşen bin parça." Böyle dedim hocaya. Hoca, "Oğlum Mera haber verdi. Şerli büyük bir şey planlıyor. Böyle giderse kötü olur. Ondan sana muska yaptım. Bunu boynuna as," dedi. Ve bana muska uzattı. Ben de boynuma taktım. Aklıma ailem geldi. Acaba ne yapıyorlar? Hocadan müsaade isteyerek yatak odasına gittim. Abimi aradım. Açtı. "Alo," dedim. "Alo. Ne yapıyorsun abi? Durumun nasıl inşallah? Sağlığın saatin iyidir." "Allah'a şükür iyiyim. Sağlığım saatim iyi. Allah senden razı olsun. Sen nasılsın? İyi misin inşallah?" dedi. Ben de, "Allah razı olsun. Ben de iyiyim," dedim. "Lan kaç gündür neredesin lan?" "Aramıyorum," dedi. Ben de, "İşim var," dedim. "Abi vakit bulamadım. Annem, babam, ablam ne yapıyor? İyiler mi?" dedim. Bana, "Herkes iyi. Burada seni duyuyorlar," dedi. Ben de, "Selam söyle," dedim. "Teyzem Dümbük, yine sen gelmedin, aramıyorsun da. Hiç demiyorsun iyi misin, sağlığın saatin yerinde mi diye demiyorsun," dedi. Ben de sesli bir şekilde güldüm. "Annem, telefonu versene, bir şey diyeceğim," dedi. "Abim al anne," dedi. "Annem,
Oğlum sen iyi misin dedi. Sesin kötü geliyordu da. Ben de iyiyim annem. Sen nasılsın dedim. Bana sorma oğlum başımdan neler geçti anlatamam dedi. Oğlum akşam her zamanki gibi toplanmış sohbet ediyorduk. Saat 1 olmuştu. Benim uykum geldi yatağa gittim. Ama bir türlü yatamadım. Etrafa baktığımda odada da tek ben vardım. Gözüm ister istemez pencereye kaydı. Pencerede 1,60 boylarında gözleri ateş gibi parlayan gölge gördüm. Mesmele çekmek istedim çekemedim. Ağzımdan bir kelime çıkmıyordu. Bana senin oğlun bizim olacak, benimle evli olacak ama bir çamurdan yardım alıyor. Bu hiç hoşuma gitmedi. Oğlun o çamurun yanından ayrılmazsa hepinizin sonu ölüm olur dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. O akşam yatamadım. Öyle böyle derken her yalnız kaldığımda yanıma gelip bana tehditler savuruyor. En son beni bir eliyle tutup koltuğa fırlattı oğlum. Sana ne oldu? Sen nelere bulaştın? Kimlere bulaştın oğlum? Bu kimin? Bunları bana, bize yapan kim? Bu çamur denen kişi kim oğlum dedi. Annemin dedikleri karşısında öyle hüzün, korku hissettim ki anlatamam. Annemin ardı ardına gelen sorulara karşı anneme, anne bana bir cin aşık oldu ama bu cin en güçlü cinlerin soyundan, ondan. Ben de siz üzülmeyin diye size anlatamadım. Bundan dolayı bir hüttamdan yani bir hocadan yardım alıyorum. Allah'ın izniyle kurtulacağım. Sen hiç üzülme. Onu gördüğünde korkma. Onlar korku ile beslenir. O geldiğinde Ayetel Kürsü, Nas ve Felak surelerini oku. Onlara çok zarar verir bu sureler. En yakın zamanda yanına geleceğim dedim. Bana tamam oğlum dedi. Helalleşip telefonu kapattım. Öyle içim hırs kaplamıştı ki o ifriti elimle parçalamak istiyordum. Koşarak hocanın yanına gittim. Her şeyi hocaya anlattım. Dediklerimi arkadaşlarımla duymuştu. Hoca, tamam Botan, seni anlıyorum ama bugün gitme. Bugün ritüel yapacağız. Savaş başlatacağız. Hem savaş başlatacağız diye ailene zarar veremez. Ailenin başına 4 cin göndereceğim. Onlar korur aileni. Eğer karışırlarsa bize haber verirler dedi. Ben de tamam hocam dedim. Onların yanına gitsem de hoca doğru diyordu. Her şeyde haklıydı. Arkadaşlarım korkudan titremeye başladılar. Ben de motive ediyordum. Biraz sesimi yükselterek hadi yemek yapıyorum. Kurt gibi acıktım ben dedim. Aslında ben de titriyordum. Gözlerim perdeye kaydı. Perdenin hizasında incir ağacı vardı. Ama incir ağacı biraz uzaktı. 50 metre falan vardı incir ağacının. Altında 6 tane şerli. En uzunu öne çıkarak sen bizim olacaktın. Arkadaşların da cehennemin olacak dedi. Onların önüne Mera geçti. Onu gördüğümde bağırarak Nas ve Felak okudum. Bir anda yok oldular. Mera da yok oldu. Ama Mera kapının önüne geri geldi. Çünkü Müslüman cinleri Ayetel Kürsü, Nas, Felak ve diğer sureler pek zarar vermez. Zaten her gün o sureleri okuyorlar. Neyse, hoca ayağa kalkarak aferin dedi. Mera ona zihninden söylemişti geldiklerini. Ben de hocam ne zaman bize bir şeyler öğreteceksin dedim. Hoca, ben de bu kelimeleri söylemenizi bekliyordum. Şimdi dağa gidip akşam için bazı otlar götüreceğim. Bir saatim alır toplamam. O zamana kadar da arkadaşların kendine gelir. Kendine geldiklerinde size öğreteceğim dedi. Ben de tamam dedim. Arkamı döndüğümde hepsi zangır zangır titriyorlardı. Benim komiğime gitmişti doğrusu. Sesli bir şekilde gülmeye başladım. Ali titrek bir sesle çok mu komik geldi sana dedi. Ben de tamam tamam hadi kendinize gelin dedim. Ciddi olmam lazımdı. Barış ben burada galiba öleceğim dedi. Hadi ama korkunuzu bir kenara koyun. Sure ezberleyin dedim. Ali elini yavaş bir şekilde cebine götürüp telefonunu çıkardı. Ben de aynen hadi Ali gibi telefonları çıkarın dedim. Barış da Hasan da çıkardıktan sonra ben de telefonunu çıkarıp Cin suresini ezberlemeye başladım. Bu savaşta kazanan taraf olmak istiyordum. Cin suresini artık ezberlemiştim. Nas suresini ezberleyen kimler var dedim. Ali ile Hasan Nas ve Fela ezberledim dedi. Ama Barış Ayetel Kürsi'yi bitirmiş. Nas suresine başlamıştı. Ben de tamam Barış sen nasıl ezberle. Hoca şimdi gelir. Ali Hasan siz de ezberlemeye bildiğiniz kadar ezberleyin. 10 dakika sonra hoca gelmesi lazımdı. Ben de boş durmayayım diye başka bir sure ezberleyeyim dedim. Aklıma Asır suresi geldi. Bir zamanlar biliyordum ama unutmuştum. Kısa bir sureydi. Sureyi ezberlemeye başladım. Asır suresini eskiden bildiğim için 5 dakika mı aldı ezberlemem. Asır'ı da ezberledikten sonra telefonu şarja taktım. Kim bitirdi? Ali, Hasan ve Barış hep bir ağızdan ben dedi. Ben de süper. Şimdi biraz da olsa hazırız dedim. Gerçekten de kendimi hazır hissediyordum. Kapıyı çaldı. Ben de koşarak kapıyı açmaya gittim. Kapıyı açtım hocaydı. İçeri girdi. Kapıyı kapattım. Hoca nasıl oldular? Ben de süper, Nas, Felak ve Ayet Hürsü ezberlettim dedim. Hoca aferin. Bu size bir nebze olsa bile iyi oldu dedi. Anlaştan bayağı zor olacaktı bu iş. Hoca çantayı ritüel odasına koyup aşağıya indi. Ben de oturma odasına gidip oturdum. Ali kim geldi dedi. Ben de hoca dedim.
Hoca elinde 4 tane kitap ile odaya girdi. Birini bana, diğerleri de arkadaşlara verdi. Kitaba baktığımda bazı ot, çiçek, toprak ve yaprak çeşitlerinin ne işe yaradığını anlattı. Ve bazı sureler vardı. Kitap 70 sayfaydı. Anlatım olduğu için 4,5 saatte ezberleyebilirdim. Hasan da benim gibi hızlı ezberler ama Barış ve Ali 6 saatte ezberlerdi. Saat 4'tü. Bunun için 4 saatte ezberlemem lazımdı. Hızlı bir şekilde ezberlemeye başladım. 3 saattir ezberlemeye çalışıyorum ama daha 15 sayfa kalmıştı. Bütün beynimi kitaba odaklamıştım. Daha 1 saat vardı. Ondan rahat bir şekilde kitabı bitirirdim. Ali ile Barış öfkelenip öfkeleniyorlardı. Ben de öyle öf öf diyeceğinize odaklansanıza dedim. Ali daha 40-45 tane sayfa kaldı. Nasıl ezberleyeyim? Ben ezberledim. 1 saat var. İyi odaklanın. Hasan senin kaç sayfan kaldı? Benim 20 kaldıydı. Ben de helal hadi bitiriyoruz dedim. Ben de ezberlemeye devam ettim. Yarım saatte ezberledim. Çok rahat ezberlemiştim resmen. İsteyince her şey oluyormuş. Hava hafif kararmaya başladı. Heyecanlanmaya başladım bile. Şimdiden çok korku ve merak vardı. Acaba bu işte ölecek miydik? Hasan bağırarak sonunda bitti dedi. Ben de aferin. Ali, Barış siz? Ali daha 25 sayfa var. Barış benim de dedi. Ben de ikiniz de nasıl aynı sayfada olabiliyorsunuz? Hadi daha hızlı. 20 dakika sonra yatsı okunur. Hadi tempo dedim. En sonki kelimemde sesimi yükseltmiştim. Hoca içeri girerek hadi hazır mısınız dedi. Ben de hazırız. Ali ile Barış 20 dakikaya bitirir. Hoca aferin. Bu kadar da beklemiyordum sizden. Ben yarına kalır dedim. Ben de Allah razı olsun hocam. Ve beklenen vakit geldi. Yatsı ezanı okunuyordu. Ali ile Barış da 10 sayfa kala tamam bu kadar yeter. Biz de ezberledik dediler. Ben de keşke hepsini ezberleseydiniz. Barış boş ver dedi. Ben de siz bilirsiniz dedim. Hoca hadi başlayalım. Herkes güçlü olsun dedi. Ritüel odasına girdik. Çemberin içine girdik. Çok gerilmiştim. Hoca kapıyı kapattıktan sonra odayı sadece etraftaki mumlar aydınlatıyordu. Hoca Arapça benziyor bir şeyler söylemeye başladı. Ve birden odayı şerliler kapladı. O kadar çoktular ki odanın her tarafı onlarla doluydu. Bu defa biz korkutmak için kendi yüzleriyle gelmişlerdi. Gözleri fal taşı kadar, yüzleri uzun kıllı, 1.50 boylarındaydılar. Etrafıma baktığımda hepsi bana bakıyordu. Sadece bana. Musallat olan cin, Urda hocaya bakıyordu. Hoca konuştuğunda daha sinirli bir cevap veriyordu. Gittikçe Urda hocayla dalga geçer gibi cevap veriyordu. Anlaşılan hocadan korkmuyordu. Urda birden bana bakıp, sen kendini benden üstün mü görüyorsun dedi. Ben de cesaretimi toparlayarak, Allah bizi daha üstün yarattı. Sizi biz bir süre ile canınızı yakarken sen kendini bizden üstün görüyorsun dedim. Bana sinirlenmiş bir şekilde İbranice bir şeyler söylemeye başladı. Her konuştuğumda kalbime bir ağrı giriyordu. 3 saniye içinde ölecek gibi oldum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ali, Şerli İbranice bir şeyler söylemeye başladı. Botan 3 saniye içinde acı içinde bayıldı. Arkama baktığımda Hasan ile Barış da bayılmıştı. İçimden bir küfür saydım. Şimdi sırası mıydı hoca? Bağırarak İbranice bir şeyler söylüyordu. Botan'a bir kitap vermişti. Çembere girerken Şerlileri göndermeye başladığında bu kitaptan söylediğimi tekrarla bana yardım edersin ve göndeririz demişti. Botan da kitabı elinde unutmuştu. Elinden alıp kitabı açtım. Hocanın nerede olduğunu aradığımda hoca ikinci sayfadaydı. Beraber okuyarak Şerlileri gönderdik. Şerliler gittikten sonra kitabı kapattım. Hoca Barış'ı taşıyıp yatak odasına götürdü. Ben de Hasan'ı taşıyarak yatağa koydum. Arkamı döndüm. Hoca Botan'ı kucağına alıp yatağa koydu. Ben de yere koyduğum kitabı alıp hocaya verdim. Hoca Botan'ın nabzını kontrol ettiğinde kalbi çok yavaş atıyordu. Nabzı çok az dedi. Sesi telaşlı bir şekildeydi. Koşarak aşağıya gitti. Ben de Hasan ve abimin nabzına baktığımda normaldi. Korkudan bayılmışlardı. Ama Botan öyle değildi. Abim ve Hasan için mutluydum ama Botan'ı o halde görmek kalbimi ağrıtıyordu. Botan'ı öyle gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım. Elimi yüzüne dokundurduğumda teni buz gibi oluyordu. Hemen kulağımı göğsüne götürdüm ve kalbi de atmıyordu. Kitapta gördüğüm sureyi okumaya başladım. Elimi göğsünde tutarak duayı okumaya başladım. Duayı bitirmeme az kala hoca kapıyı açarak içeri girdi. Elinde çantası vardı. Elindeki bardağı da Botan'ı içirmeye başladı. Bana aferin okumaya devam et dedi. Ve benle eşlik ederek duayı okumaya başladı. Arkadan ah başım diyerek bir ses geldi. Arkamı döndüğümde Hasan ayılmaya başlıyordu. Hoca çantadan ot çıkarıp bir kaseyi kattı. İçine de Botan'a içirdiği suyu döktü. Otu sonra bir kalın odun ile ezmeye başladı. Otu iyice ezdikten sonra Botan'ın kazağını açıp otu Botan'ın göğsüne kattı. Ve hoca tamam o şimdi kendine gelmeye başlar dedi.
Ben de tamam diyerek Botan'ın nabzını kontrol ettim. İyiye gittiğini anlayarak Hasan'ın yanına gittim. Botan. Başım çok ağrıyordu. Gözümü açacak halim kalmamıştı. Gözümü hafif açarak etrafa baktım. Etraf karanlıktı. Ama ileride bir ışık vardı. Işığa doğru ilerlemeye başladım. Mağaradaydım. Mağaraya nasıl geldim hatırlamıyorum. Işığa yaklaşmıştım bayağı. Yol geniş bir yere çıkmıştı. Geniş ve uzun bir mağara. Yerin ortasında büyük bir ateş vardı. Etraf hep şerli. Etrafa göz gezdirdim. Bütün şerliler arkası dönüktü. Geri geri adım atmaya başladım. Kalbim duracakmış gibi hızlı atıyordu. Şerlilere baka baka geri geri gidiyordum. Bir anda bir yere çarptım. O korkuyla kendimi yere attım. Yerdeyken kafamı kaldırıp şerlilere baktığımda hepsi bana bakıyordu. Ayağa kalkıp arkamı döndüm ve şok olmuştum. Çarptığım şey Vurdaymış. Bana bakarak pis bir gülümseme atıyordu. Bana merhaba dedi. Beyli de beni şerlilere doğru fırlattı. Belim çok kötü ağrıyordu. Pis düşmüştüm. Şerliler etrafıma dolaştı. Kafama sıcaklık geliyordu. Anlaşılan ateşin yakınındaydım. Burada bana bakarak canım mı yandı dedi. Öyle korkuyordum ki tarifsiz bir duyguydu bu. Orada olmadan asla anlayamazsınız. Kalbim hızlı hızlı çarpıyorken orada eğilerek elini kalbime götürdü. Bana benden kork Adem ol dedi. Ben de yutkunamıyordum. Elimi açarak tırnağını gösterdi. Ben de ona bakarak acı, titrek ve kısık bir sesle senden korkmuyorum dedim. Onu şimdi göreceğiz dedi ve tırnağını kalbime batırdı. Ağzımdan kanlar çıkıyordu. Elini içime sokmaya başladı. Elini karnımda hissediyordum. Anlamıyorum neden bayılmıyorum. Ölmek istiyordum. Bu acıyı yaşamak istemiyordum. Bu sefer uzun bir süre kan kustum. Kalbim artık atmıyordu. Sanki tenim buz gibiydi. Etraf aydınlanmaya başladı. Galiba ölecektim. Sevinmiştim. Acıyı çekmiyordum artık. Üstüme baktığımda her yerim kandı. Etraf hafif aydınlanmaya başladı. Tavan bembeyazdı. Ve yavaş yavaş zemine doğru beyazlıyordu etraf. Göğsümde bir el hissettim. Korkak bir şekilde yavaş yavaş göğsüme baktım. Göğsümde insan eli vardı. Bir ses duymaya başladım. Bu ses Ali'nin sesiydi. Huzur hissetmeye başladım. Ve orada gözüm kapanmaya başladı. Ali. Yatağa oturup Botan'ı izliyordum. Onu ilk defa böyle görmüştüm. Sanki ölüydü. Allah korusun. Abime baktığımda o da ayılmaya başlamıştı. Hasan Botan'a ne oldu dedi. Botan'ın yanına koştu. Botan'ın teni açık, beyaz gibiydi. Hasan Botan'ın yüzüne dokundu ve bana teni buz gibi, ona ne oldu dedi. Bense hiçbir şey diyemeden ağlayan gözlerle ona bakıyordum. Botan'ın göğsündeki ot nedir dedi. Korkulu sesine karşılık sadece elleme diyebilmiştim. Hasan sonra nabzına baktı ve bağırarak lan nabzı çok az, kalbi atmıyor neredeyse, ne oldu anlatsana dedi. Sonradan duygulanan sesiyle gözleri dolmuştu. Ben de sakin ol, o cinliği yaptı. Hoca dedi, şimdi iyi olur. Hasan artık tutamayan gözyaşlarını bırakıp ağlayarak yanıma geldi. Ve bana Botan ölmez Zeynep dedi. Ben de kafamı eğip yere baktım. Sadece bunu yapabilmiştim. Sus kalan dudaklarımdan bir kelime bile çıkmıyordu. Ali. 20 dakika bekledikten sonra kafamı kaldırıp Botan'a bakmaya başladım. Biraz daha iyiydi. Sevinmiştim. Hepimiz Botan'a bakıyorduk. Hiç kimse ne konuşuyor ne de kıpırdıyordu. Ah Botan. Uyanmıştı. Hemen yanına gelip iyi misin dedim. Bana ölecek gibiyim. Her yerim ağrıyor. Ne oldu bana dedi. Ben de bir şey yok. Her seferinde de soruyor. Yat dinlen. Yorma kendini. Deyip Hasan ve abime baktım. Ayağa kalkıp yataklarına geçtiler. Ben de yatağıma gidip yatmaya başladım. Botan. Her yerim ağrıyordu. Kafam karışıktı. Şimdi ben rüyamı gördüm. Ama gerçekse neden kollarımda kesik izlerim vardı. Ağrılarım yüzünden kıpırdayamıyordum. Yatmaya çalıştım da sanki ağrılarım daha da artıyordu. Anlaşılan yatamayacaktım. İçimden sure okumaya başladım. En azından unutmazdım. Ne de olsa kitabı bugün ezberlemiştim. Kitaptaki bütün sureleri baştan sona tekrarladım. Her okuyuşumda üstümden bir yük kalkıyordu sanki. Kitabı 3 defa tekrarladıktan sonra ağrının %80'ini yok ettim sanki. Gözlerim artık uykuya yenik düşüp yatmıştım. Allah'a şükür bu sefer rüya görmedim. Gözlerimi açtığımda sabah olmuştu. Ali, Hasan ve Barış yanımdaydı. Hepsi bana bakıyordu. Ne oldu? Ne bakıyorsunuz? Ölmedi ki dedim. Ali gülümseyerek nasılsın dedi. Ben de iyiyim. Bana ne oldu anlat dedim. Bana tamam diyerek anlatmaya başladı. Her şeyi anlattıktan sonra o Urday'ı ellerimle öldürmek istiyordum. Bana bir cümle söyleyerek ne hale getirmişti inanamıyordum. Herkes odadan çıktığında kendi kendime konuşuyordum. Kendimi motive ediyordum. Ayağa kalkmayı o kadar çok istiyordum ki hemen kalkıp o şerliği yok etmek istiyordum. Ama başaramıyordum. Artık boş boş duvara bakmaya başlamıştım böyle. 5 dakika kaldıktan sonra Hasan ve Ali odaya girerek sana yemeğini getirdik dedi.
Benle fazla ilgilenmeyin. Ben iyiyim. Yemeğimi alabilirim. İkisi de tabii tabii diyerek kucağıma yemeği koydular ve al. Hızla iyileş de bunları yok edelim ebediyen dedi. Ve odadan çıktılar. Yemeğimi yiyip ayağa kalkmak istiyordum. Artık ağrılarım da biraz da olsa azalmıştı. Gittikçe iyi olmaya başladım. Yemeğimi yedikten sonra ayağa kalkıp tepsiyi mutfağa koydum. Ve oturma odasına girdim. Hoca odada değildi. Ama arkadaşlarım odadaydı. Bir şeyler konuşuyorlardı. Ben de sohbetimiz bol olsun diyerek yanlarına oturdum. Ali, hakikaten kalktın lan. Helal olsun sana be aslanım benim. Hasan, lan öldün sandık lan. Ödümüz koptu dedi. Ben de tamam o kadar abartmayın. Bu daha hiçbir şey. Daha neler olacak? Barış, Botan doğru söylüyor. Bu daha hiç. Daha neler göreceğiz. Allah bizi korusun dedi. Ben de aynen. Hoca nerede dedim. Hasan rutin odasında bir şeyler hazırlıyor dedi. Ben de bir bakayım dedim. Ali otursana, ayağı zor kalkıyor zaten, ne bakması dedi. Ben de abartmasana dedim. O odadan çıktım. Ritüel odasına girdiğimde hoca bir şeyler yapıyordu. İçeri girerek kolay gelsin hocam ne yapıyorsunuz dedim. Hoca iyileşmişsin. Kısa zamanda aferin dedi. Ben de sağ olun hocam dedim. Ne yaptığına baktığımda anladım. Cin sandalye tuzağı yapıyorsunuz dedim. Hoca aferin, iyi bildin, az kaldı zaten, gel yapalım dedi. Nasıl yapıldığını hemen anlatayım. Kırmızı bir sandalyeyi odanın köşesine koyup etrafına tuzdan çember yapıyorsunuz. Yaparken sureler söylüyoruz. Sandalyenin bacak bölümümüzü yasladığımız yere toplamda 8 ip bağlıyoruz. Cinli geldiğinde bir şekilde urdayı çembere atıp sandalyeye geçmesini sağlayacağız. Ve ipliğin içine girerek istemsiz ipler onu sarıtacak ve biz bu sayede ona her şeyi yapabiliyoruz. İnşallah bu iş başarılı olur dedi. Bu tuzak işe yararsa artık kurtulacak sevindim. Ama bu işi yaparken inşallah bize zarar gelmezdi. Hoca tuzağı bitirdik dedi. Ben de tamam tuzdan çember yapayım deyip elime tuzağı aldım. Her zamanki gibi çemberi aynı boyda yaptım ve tuzu geri yerine koydum. Bu arada Mera ben odaya girdiğimden beri vardı. Belki de hoca ona artık gözük emri vermişti. Bunu verdiyse iyi bir şeydi, alışırdık. Aklıma bir şeyler takılmıştı. Sanki bir şeyler unuttum ama ne hatırlayamadım. Hoca, Botan ayna tuzağını da biliyor musun dedi. Ben de evet ya ben ne unuttum diyecektim. Hocam ben de ayna tuzağı yapacak mısınız diyecektim. Hoca tamam biliyorsan aşağıdaki malzeme odasındaki aynayı al da geldi. Ben de tamam diyerek aşağı indim kapıyı açtım. Etrafta değişik kitaplar bitkiler ve aynalar vardı. Orada parlak bir Yasin gözüme çarptı. Okuyasım gelmişti o an. Yasin kitabını da alıp yukarı çıktım. Yasin'i oturma odasına koyup ritüel odasına girdim. Aynayı bir masanın üstüne koyup etrafına çember yaptık. Her şey harika gidiyordu. Allah'ın izniyle bu iş bugün bitecekti. Ama içimde büyük bir korku vardı. Burada yine bir cümleyle beni mahvederse ne olacaktı bilmiyordum. Banyoya gidip abdest aldım. Oturma odasına gidip yasını açtım. Saat 3'tü. Kalbim hızlanmıştı. Nedensiz endişelenmemin sebebi saati görünce akşam olmasını görmemdi. Ama eğer akşam olmazsa bu iş bitmezdi. Yasin'i açıp kitabı okumaya başladım. Neredeyse 2,5 saat Yasin'i okuyup Yasin'i bitirmiştim. Yasin'i kapatıp malzeme odasına koydum. Banyoya gidip abdest alacakken yatak odasına baktım, kapıda Mera vardı. Korkuyordum. Ondan banyoya girip abdest aldım ve ikindi namazını kıldım. Çekilebilir misin Mera kapının önünden? Çekilince içeriye girdim. Herkes hocanın etrafına toplanmış, hocayı dinliyor. Hoca Yasin'i bitirdin galiba dedi. Ben de evet diyerek yanlarına oturdum. Ali, hoca bugün ne olacağını anlatıyordu. Bize bir de bazı hikayelerini anlattı. Ben de tamam, ben de katilim o zaman diyerek sustum. Kalbim duracak gibi hızla atıyordu ama mecburdum. Biraz sohbet ettikten sonra akşam ezanı da okundu. Ben namazımızı kıldıktan sonra akşam 7.30 olana kadar hazırlandık. Hoca bazı sureler öğrettikten sonra ritüellere başladık. Hoca her zamanki gibi İbranice sözlerini söylemeye başladı. Urda gelmişti. Ne olacağını anlamadan aynı Urda'yı çekerek aynaya hapsetti. Urda kızgın bir ifadeyle bir şeyler söylüyordu. Hoca karşılık veriyordu. Bu böyle devam ederken Urda deliye dönmüş gibi çıldırıp aynadan dışarı çıktı. Ama bu imkansızdı. Mera Urda'yı tutarak içeri sokmaya çalıştı ama Urda Mera'yı yere fırlattı. Ayna patlayınca Urda yok oldu. Bu gördüklerim karşısında kalbim ağzıma geldi sanki. Saatlerce planını kurup hazırladığım şey 1-2 dakika içerisinde gerçekleşen olay karşısında kilitlenmemem normal değildi. Artık korku beni neredeyse ele geçirmişti. Dayanacak gücüm kalmamıştı. Hoca hariç hepimiz yerdeydik. Mera bile dahil. Mera ayağa kalkıp birden yok oldu. Etrafa bakmaya gitti herhalde. Ben artık dayanamayıp uzandım ve korkudan deli gibi atan kalbimin yavaşlamasını bekledim.
Kalbim duracak gibiyken bile aklım aynı sahneye tekrar tekrar gözümün önüne getiriyordu. Artık korkumu yenmem lazımdı. Babamın dediğini yapmaya gittim. Babam korkunu yenmen için korkunla yüzleşmen lazım derdi. Ben de oturma odasına gidip ışığı açmadan odanın ortasına oturdum ve vefki yazmaya başladım. Kararlılığım korkumu yok ediyordu. Bunun sayesinde de cesaretim yerine geliyordu. Vefki muskamın içine koyup odanın içinde sure okuyarak bir sağa bir sola gidip geldim. Ali ve Barış odaya sürüne sürüne geldiğini gördüm. Onları öyle görünce yüzümde seslere boğulacak bir gülümseme oluştu. Arkalarından Hasan da sürünerek geliyordu odaya. Bir durun, beni arkada bırakamazsınız. Barış, zaten korkudan öleceğim. Bir de sen konuşma. Çok mu komik Botan? Yardım etmeye düşünme sakın, tamam mı dedi. Ben de tamam deyip yardıma koştum. Hoca içeri girerek Mera kabilesinden 10-15 tane cin çağırdı. Ayna tuzağını geçmiş olabilir ama asla cin sandalye tuzağını geçemez. Buradayız, sandalyeyi itebilirsek bu iş burada kesin biter dedi. Ben de biliyorum hocam. Mera'nın kabilesindekilerle kolay olur ama böyle bir cin bu tuzağa kolayca girecek gibi değil dedim. Hoca, evet onu ben de biliyorum ama bu sefer tuzağı yutacak gibi değil dedi. Ben de, evet hocam kabilesindekileri çağırırsa ne olacak? Mera'nın kabilesindekilere zarar gelebilir dedim. Hoca, haklısın, biraz daha çok olmalıyız. Ben Mera'ya dedim, o çağıracakmış dedi. Ben de tamam deyip dışarıya doğru çıktım. Kalbimin içindeki korku gözümü karartıyordu. Etrafı zar zor görmeye başladım. Ormandan bana doğru esen rüzgar öyle kuvvetliydi ki ağaçlar yerinden kopacak, bense yere savrulacak gibiydim. Ben ormana doğru yürümeye başlayınca rüzgar durdu. Ormandan sesler geliyordu. Bir babanın sesiydi. Yardım çığlıkları. Öyle kuvvetliydi ki kulaklarım kanayacak sanıyordum. Birden ses kesildi. Bir şey oldu kesin. Ormana koştum. Ormana yaklaştığımda telefonum çaldı. Hasan arıyordu. Açıp acele bir ses tonu ile ne oldu dedim. Bana daha bir acele ve yardım çığlıklı bir ses tonu ile yardım et Botan. Acele. Ormanın içindeyim. Cinler peşimde dedi. Telefon kapandı. Ben de bütün gücümle koşarak ormanın içine girdim. Neredesiniz lan? Sıkıyorsa gelin bana diyerek ormanın derinliğine gidiyordum. Evden bayağı uzaklaşmıştım ki önümden sanki 10.000 kişi koşarak bana yaklaşıyordu. Ses sanki ışık hızıyla yaklaşıyordu. Her yaklaştığımda daha da yavaşlıyorlardı. Olamaz. Onlardı. Tuzaklarına düşmüştüm. Allah kahretsin diyerek geri geri adım atmaya başladım. Burada bana yaklaşarak bu sefer gerçekten seni öldüreceğim. Seni burada bin parçalara ayırıp hayvanlara ziyafet vereceğim. Geri geri adımlarımı durdurup buradaya doğru yürümeye başladım. Birden boğazımı tutup sıkmaya başladım. Gözüm kararmaya başlamıştı. Nefes alamıyordum. Beni hızlıca bel üstü yere fırlattı ve önüme kocaman ateş çıktı. Saçımdan tutarak ateşe yaklaştırdı. Canımın yanmasına bırakıp Urday'ı ve kabilesini öldürmeyi düşünüyordum. Arkamdan aynı ses gelmeye başladı. Arkama baktığımda beyaz bir ışık süzmesi yaklaşıyordu. Evet, bunlar Mera'nın kabilesiydi. Şimdi işim bitti orada. Ne yapacaksın yine? Evine mi kaçacaksın dedim. Bana o zaman izle de kabilenin ölümünü gör dedi. Ve beni ateşin üstüne doğru attı. Ateşin üzerine düşmek üzereyken Mera tutarak beni hemen buradan uzaklaş dedi. Tamam diyerek ağacın arkasına geçti. Gördüğüm manzara belki psikolojimi bozuyordu. Cinlerin bağırışları kulağımı kanatmıştı. Kulağımı ellediğimde kulağım kanıyordu. Bir cin bana yaklaşıp bana doğru koşmaya başladı. Beni tutup Ali'nin öldüğü gibi seni de öldüreceğim dedi. Ben sadece ne, Ali mi, ne yaptınız arkadaşlarıma diyerek vefkimi cinin alnına basarak sure okudum. Çığlıklar içinde cini öldürdüm. Gözyaşlarımı tutamadığım için ağlayarak bütün gücümle bağırarak cinleri öldüren duayı okumaya başladım. Cinler çığlık atarak daha da güçsüzleştiler. Mera'nın kabilesinden biri yükselerek yumurtanın çatlaması gibi çatlayarak yok oldu. Mera kabilesinin diz çöküp ağlarken kafir cinler ise çığlık atarak kaçmaya başladılar. Ben gözyaşlarımı tutmaya çalışmaktan vazgeçmiş bir şekilde ağlarken hoca koşarak yanıma geldi. Bana sakin ol, bir şey yok dedi ama gözleri dolmuştu. Ben titrek bir ses tonu ile hocaya arkadaşlarıma ne oldu dedim. Bana arkadaşların iyi, seni evde bekliyorlar, merak etme. Yanlarında 12 tane cin var dedi. Ben tamam hocam, ben arkadaşlarımın yanına gideyim. Hoca tamam gel, beraber gidelim diyerek ayağa kalktı. Hocam merak eder misin bilerek yapmadım, özür dilerim dedi. Hoca tamam derim oğlum derim, sakin ol sen dedi. Hocam ölen cin kimdi? Hoca Meral'ın annesiydi dedi. Ben yutkunamaz hale gelmiştim. Her şey benim yüzümdendi. Eğer dışarı çıkmasaydım böyle olmazdı diyerek boynumu eğip adımlarımı hızlandırdım. Hoca kendini üzme bu kadar. Ben Meral'ın annesiyle çok savaşa girdim. Sen ip değilsin. Senin gibi çok kişi vardı. Emin ol Kubri, bu yolda ölmesine kendini bile çok sevinmiştir.
sana teşekkür ediyordur, inan bana dedi. Ben de onunla aynı hızla yürümeye başladım. Kafamı kaldıracak gururum kalmamıştı. Ben hava alayım dedim. Bunun için biri öldü diyerek karanlığın dibine doğru düşüyordum. Ormandan çıktığımızı anlayıp kafamı kaldırarak eve baktım. Ve koşarak Ali, Hasan, Barış diyerek içeri girdim. Bütün odalara girdim ama evde kimse yoktu. Hocaya, hocam evde kimse yok, botan tuzak kurmuşlar. Biz savaşırken buraya gelip Ali, Hasan ve Barış'ı almışlar ve 12 cini de öldürmüşler dedi. Gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı hocanın. Artık ağlamakta nefes alışverişim bozulmuş, zor nefes alıyordum. Öyle tuzak kurmuşlardı ki sanki öleceğim hissi veriyorlardı. O cin yoksa yalan mı söylüyordu bilmiyorum. Hocam ne yapacağız şimdi dedim. Hoca sakin ol, Mera'ya sordum. Arıyorum. Nerede olduklarını bulunca onları öldürerek burada bu iş bitecek, merak etme sen. Ben tamam da ne yapacağız? Elimizde hiçbir şey kalmadı dedim hocam. Merak etme, Mera'nın kabilesi arıyorlar dedi. Barış. Bu ritüelle de korkmamak elimizde olmasa da artık hiçbir şey anlamı yoktu. Hoca ile Botan konuşurken Botan odadan çıktı. Herhalde nefes almaya gitti diyerek mindere oturup korkumu arkadaşlar ve hocanın yaydığı güven sayesinde yok ederken Botan'ı düşünüyordum. Hoca bir anda siz burada kalın, sakın çıkmayın diyerek odadan çıktı. Ben bu sefer çok kötü şeyler oluyor dedim. Ali ve Hasan da kapı ve pencereden uzaklaşarak ön köşeye gidip pencere ve kapılara bakmaya başladılar. Ben de yanlarına giderek onların yaptığını yapmaya başladım. Kapı birden açılarak içeri cinler girmeye başladı. Odada neredeyse 100'den fazla cin girdi. Ya da biraz abarttım. Biz durmadan dua okurken cinlerle göz göze gelince dilimiz tutuldu. 3 tane cin ayak bileğimizden tutarak sürüklemeye başladı. Ali kekeleyerek Botan'la da hoca neden gittiler dedi. Hepimiz merdivenlerden yüzüstü sürükleyerek götürürken son merdiven basamağında kaşımı vurdum. Kaşımdan akan kan yere doğru akıyordu. Ali ve Hasan'ın ağzına bakarken onların dudağı kanadığından dolayı kanlarla patika yapıyorduk resmen. Canımız öyle ağrıyordu ki artık ağrılar bizi bayıltacak duruma gelmişti. Neydiyse ormanın öbür tarafına geçecek kadar geldikten sonra bizi bir mağaraya getirdi. Duvarlar kanla yazılmış, Arapça benzeri yazılarla doluyken yerlerde de kandan gözükmeyen kıyafetler vardı. Botan. Neredeyse deli olacak duruma gelmiştim. Yere baktığımda kan gördüm. Kan sanki ormana doğru gidiyordu. Bizim en az 100-150 metre yanımızdan geçmişlerdi. Hocam bakın izler var, ormana gidiyor dedim. Hoca tamam, bir mağaranın içindeler dedi. Ben de tamam o zaman, hemen gidelim hocam diyerek izlere bakarak ormana girdim. Arkamdan hoca da geliyordu. Bayağı ilerledikten sonra karşımıza bir mağara çıktı. Hoca burası diyerek önden ilerledi. Sonra bana bir kitap vererek bunu okuyacağım. Beraber okuyalım. Sakın yanlış yapma. Eğer yaparsan sonu ölümle biter. Bunu okumam için çok güçlü olman lazım. Ama unutma, okursan da gerçekten de bunu çok kolay başarırız dedi. Ben de tamam diyerek kitabı alıp ocağın arkasından ilerledim. Barış. Kafamı kaldırıp mağaranın girişine baktığımda Uğur da bize bakarak sırıtıyordu. Yaklaşarak ateşin üstündeki demiri çıkararak "Zavallı Ademoğulları, hepiniz salaksınız. Size hiç cinlerle şaka olunmaz diye öğretmediler mi? Bizi çağıranları sizlere yapacağımız gibi aynı şekilde öldüreceğiz. Ve Botan'ı ayrı bir zevkle öldüreceğim dedi. Hasan bizi öldürsen bile Botan ve hoca seni paramparça edecek dedi. Burada elindeki yanan demiri ateşe sokup biraz daha ısıttı. Ve Hasan'ın beline demirle bir şeyler yazdı. Hasan acı çığlıkları atarken cinler kahkaha atıyorlardı. Ben Mali gel bize yap, onu yapacaksan gel biz diyemeden Botan söze girdi. Botan. Mağaranın girişine geçerken burada elindeki demiri Hasan'ın beline bastırarak bir şeyler yazıyordu. Hoca okumaya başlayınca ben de hemen hocayla başladım. Bütün cinler heykel gibi duruyorken benim üstüme öyle bir yük çıkmıştı ki sanki 80 kilo. Neredeyse bayılacak duruma gelmiştim. Bir satır yanlış okumuştum ve bir önüme baktığımda buradanın üstüme atlaması bir oldu. Mera diğer cinlerin önlerine geçip durdurdu. Burada elindeki demiri belime ucunu bastırıp çizgi çeker gibi bir yazı yazdı. Ali. Botan'ın beynine demire batırırken kenetlenmemin sırası mıydı bilmiyorum ama bu olayları görmek psikolojime hiç uyuşmuyordu. Botan acıya dayanamayıp bayıldı. Hoca duayı okumaya devam etti. Burada çığlık atarak kaçtı. Ben Botan'ın yanına gittim, abim de Hasan'ın yanına gittim. Botan'ın belindeki yara yüzünden nabzı düşmüştü. Sırtımı aldım. Abim, Hasan'ın durumu hiç iyi değil. Hemen hastaneye götürmeliyiz. Botan'ın da durumu iyi değil. Hemen gitmeliyiz. Eve doğru koşarak giderken hoca ben önden gidip arabayı yola getireceğim. Orada buluşuruz, daha kısa olur diyerek eve doğru gitti. Biz de yola doğru koştuk.
Nihayet yola gelmiştik. Hoca yola gelmiş, bizi bekliyordu. Batuhan'la Hasan'ı arabaya koyduktan sonra hoca evden biraz da bez getirmişti. Bezleri yaranın üstüne bastırarak kanı azaltmaya çalışıyordu. 6-7 dakika sonra ambulans yolda bizi karşılayıp Batuhan ve Hasan'ı almışlardı. Ben hocayla giderken abim de ambulansa binmişti. Öyle korkuyordum ki ya bir şey olursa ne yapacağız? Ve elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Hoca bir yolu var aslında ama tehlikeli dedi. Ben nedir hocam dedim. Botanın içine bir cin girerse ve cin enerjisini biraz botana verirse botanı yaşatırız. Ama Hasan'ın içinde bir cin girerse o iyileştikten sonra dayanamaz. Çünkü bir cin bir insan bedenine girerse aşık olma ihtimali var. Ve botanın yaydığı enerji kesin cini aşık eder. Ve ömür boyu botan o cinle yaşamak zorunda kalır dedi. Ali, hocam Hasan'ın yaydığı enerji bir cine aşık etmez. Daha iyi. Hasan'a da katalım bir cin. Hoca, öyle olmaz. Bir cin kendi isteğiyle değil de başkası gir derse ve girerse o bedende ömür boyu çıkmaz. Dualarla da çıkmaz. Çünkü Müslüman bir cin içine girer. Ama hocam, Hasan'a ne olacak ya? Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Kötü kötü düşünme. Nihayet hastaneye vardım. Hemen içeri girerek danışmanın yanına koştum. Pardon, daha yeni 18 yaşında iki genç geldi. Nerede şu an? İki hasta da şu an 8. kattaki ameliyathaneye alındı efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoca ile asansöre giderken hoca asansörde cine söyledim. Botanın içine girdi. Merak etme. Hasan da Allah'ın izniyle iyileşecek. İnşallah hocam. İnşallah. Kapı açıldıktan sonra ameliyathanenin önünde yarım saatten fazla bekledikten sonra ameliyathaneden doktor çıktı. Doktorun yanına gittiğimizde kalbim sanki çıkacak kadar hızlı atarken doktor. Merhaba. Ben Profesör Doktor Emin Turan. Botan'ın akrabaları siz misiniz? Evet doktor bey, biziz. Botan yolda 3 kere kalbi durdu. Botan'ın yaşaması mucizenin de mucizesi. Ameliyathanede kalbi durdu. Bir dakika boyunca uğraştık, tam vefat etti derken kalbi hızlı bir şekilde normale döndü. Şu anda durum iyi. Yoğun bakıma alacağız. Allah razı olsun hocam. Sevinçten zıplarken Botan'ı gördüm. Kardeşimden daha yakın bir dostumu bu halde görmek, beni öldürmekten daha da beter yaparken, Botan'ı yoğun bakıma aldıktan 10-15 dakika sonra Hasan'ın girdiği ameliyathaneden doktor yanımıza doğru geldi. Merhaba, ben Profesör Doktor Samet. Deri Hasan'ın akrabası siz misiniz? Evet doktor bey, biziz. Hasan ameliyatta 2 kere kalbi durdu. Gelirken de 2 kere durdu. Ameliyat iyi geçti ama durum iyi diyemem. Yoğun bakıma alacağız. Bundan sonrasını Hasan kendi halledecek. Ameliyathanede Hasan'ı çıkardıklarında ve bana koşarak sarıldığını tüm iştenliğimle beklerken onu ölüden daha beter şekilde gördüğüm için gözlerim ağlamaktan etrafı zor görmeye başladı. Hasan'ın yanına hızlı adımlarla giderek elini tuttum. Lan Hasan, bu halin ne lan? Kalk hadi kalk. Ta şuradan koşarak güle güle çıkalım. Hadi be oğlum, hadi be. Hasan'ı yoğun bakıma aldıktan sonra etrafa bakarak abim, abim nerede? Hocam abim nerede? Sakin ol Barış. Ambulanstayken anne nerede? Barış ise anne Hasan'la Botan çok kötü durumda. Elimde sanki ölüyorlar demiş. Annem Botan'la Hasan'ı çok severdi. Sen de biliyorsun. Sonra seni sormuş. Barış da ikimiz iyiyiz demiş. Ama annen yalan söylediğinizi sandığı için yanına çağırmış. Mera bana bunları söylerken ben de Mera'ya söyledim. Annesinin yanına gitsin. Biz Hasan'la Botan'ın yanında kalırız diyerek Mera'yı gönderdim. Zor ikna ettim ama gönderdim. Ben de tamam dedim. Botan. Gözümü açtığımda kendi evimde yattığımı da sanıyordum. Odamın kapısı kapalıyken bir gölge suretinde biri kapıyı açıp içeri girdi. Ben ayağa kalkarak kitaplarda gördüğüm güçlü duaları okumaya başladığımda benim ağzımı tutup ''Ben Mera'nın kabilesinden, güçlü cinlerden ekmedim. Mera beni senin içine girmemi istedi. Neden içime girecekmişsin? Sen şu an rüyadasın. Gerçekte hastanede ameliyathanedesin. Sana neden güvenecekmişim?'' Birden sanki kendimi bir cinden daha güçlü hissederken bir yandan da içime giren Ekmet denen cinle sesleniyordum. Çıksana içimden. Beynime sesleniyorken çok tuhaf hissettim. Ekmet, merak etme ben yalan söylemiyorum. Bana güvenebilirsin. Başka çarem var mı sence? Ekmet şu an içimdeyken içimdeki enerji ve güç beni sanki cinlerden daha güçlü gibi hissettiriyordu. Ama içimdeki cin bana Urda'ya yetmezmiş gibi o da aşık olursa diye korkarken bir yandan da acaba Ekmet'in dedikleri doğru mu diye düşünüyordum. Artık vazgeçip Ekmet'le konuşmaya başladım. Ekmet, senin ismin neden erkek? Yoksa erkek misin dedim. Cinleri ilk görüşte görüp de cinsiyetini karıştıracak kadar cahil değildim. Ama gerçekten de bazıları hiç anlaşılmıyordu. Evet ben Habaisim ama artık senin sayende bir Mir oldum dedi. Bir dakika, benim bildiğim dilde anlatır mısın?
Kız cinlere Habais, erkek cinlere Hobbes ve insanlarla birlikte olanlarda Mir denir dedi. Bir dakika. Ne? Benim sayemde sen zorla içime girdin. Ayrıca sen Mir de olmadın. Bedenimden eğer gerçekten de şu an hastanedeysem iyileştikten sonra bedenimden çıkacaksın. Sen de biliyorsun ki dediğin imkansız. Bu bedeni Allah bana verdi. Sana değil, şimdi hemen bedenimi terk et. Boşa uğraşıyorsun. Sen görürsün. Dolabımdaki tahta kalemi alıp yere Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın, Efendimizin yüzünü çizip üstüne bir sandalye koydum. Ve kendi kendime cinleri çıkaran sureler ve dualar okudum. Her cinlerde de işe yarardı ama tabii bu sureleri ve duaları kendi okuyan cinler hariç. Neredeyse bir saat boyunca denememe rağmen hiçbir işe yaramamıştı. Artık dayanamayıp çık lan deyip bağırdım. Hiçbir işe yaramadığını gördüğüne göre artık durdurabilirsin. Artık pes edip yatağa oturdum. Tamam. Artık yeter ya. Ben neden hastaneye kaldırıldım? Orada beline kızgın bir demir batırmış. Belinde kırık var. Ve demir organlarını sıyırmış. Kalbinde de küçük bir kesik var. Yapma ya. Bayağı kötü olmuşum. Ne zaman iyileşirim peki? Normalden daha hızlı bir şekilde iyileşirsin. İyi o zaman. Senden kurtulmak için saniye sayacağım da. Abimi arayıp abi neredesin dedim. Abim geliyorum. Botan'la Hasan nasıl? İyiler. Sen de gel hadi geliyorum. Tamam o zaman acele et. Allah'a emanet. Sen de deyip telefonu kapattım. Hocam merak etme. İkisi de sağlam bir şekilde ayağa kalkacaklar. Rahat ol. Ben ise yerimde durmadan bir sağa bir sola gidip geliyordum. 10 dakika sonra abim geçmiş olsun. Benim gibi aynı şekil gelip gidiyordu. Bir döngü resmen. 6 saat yaptıktan sonra hoca. Kaç saattir bir şeyler yemediniz. Sağlığınız için iyi değil. Hadi hava da karardı. Siz evinize gidin. Hem anne ve babanıza da görürsünüz. Ben buradayım. Merak etmeyin. Yarın gelirsiniz. Olmaz hocam. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Tamam o zaman. 3 tane tost alıp geleyim. Yanında ne istersiniz? Tamam hocam. Ben alırım. Sen dur deyip hastane kafeteryasına gittim. Hemen adamın başına belaya sokuyorsunuz. Hem de ona tost al diyoruz. Demek bizim gibi insanlara yakışmazdı. 3 tane tost alıp yanlarına döndüm. Tostu yerken hiç kimse normal bir şekilde yemiyordu. Normal bir insan şimdi biz de yeseydi 10 tane tost bitirmiştik. Biz daha yarısını bitirememiştik. Kafamı kaldırıp canımdan daha çok yakın olan iki kardeşimin böyle bir şekilde görmek beni ölmekten daha beter ederken hocam bizim bildiğimiz şifalı şeyler yok mu yapsak? Böyle hiçbir şey yapmadan duruyoruz. Maalesef hiçbir şey yok. Şimdi Botan'la herhalde dağda ya bitki topluyorduk ya da orayı nasıl yok edeceğiz diye konuşuyorduk. Botan'ın o enerjisini görebiliyorum. Botan'da hüttam enerjisi var. Hüttamlık elden ele geçen bir meslektir. Hem Botan ömür boyu içindeki cinle nefretle yaşayacağına ben de Mera gibi birbirimiz için canını feda edecek duruma gelirler. Sizin gibi insanlara Allah razı olsun. Allah rızası için yardım edip kurtarır. Olmaz hocam. Asla Botan'dan hüttam olamaz. İzin vermiyoruz. Hocam biz cinlerden uzaklaşalım derken sen daha da yakınlaştırıyorsun. Tamam istemiyor olabilirsin. Emin ol bana Botan hüttam olursa bu işi daha kolay olur. Ve Botan'ın okuduğu cin öldüren duayı daha rahat okur. Bu iş gerçekten çok zor. Diğer hüttam hocamı çağırmam lazım. Hocam madem vardı neden çağırmadınız? Böyle acı yaşıyoruz. Kardeşlerimin haline bak. Biliyorum ama hüttam hocalarım evde oturmuyor. Onlar da cinlerle savaşıyor şu an. Bir an nefsimi kaybettiğimi fark ettim. Hocam özür dilerim. Biraz yükseldim. Kardeşlerimi bu halde görünce kendimi tutamıyorum. Sorun değil. Seni de anlıyorum. Allah razı olsun hocam. Artık sonunda tostumu bitirmiştim. Beynimde yine binlerce düşünceyle düşünüyordum. Acaba neden onlar? Neden ben değil de kardeşlerim? Hala anlamıyorum. Ayağa kalkıp Hasan'ın yanına gidip camdan ona bakıyordum. Kardeşimi bu şekilde görmek beni deli ediyordu. Elimden hiçbir şey de gelmiyordu. Yine etrafımdan dönerken etraf aydınlık olmuştu. Sabah olmuştu. Ama benim kardeşlerim hala uyanmamış. Acaba ne zaman uyanacaklar? Ben ne zaman kardeşimin kucağına yemeğini koyup afiyet olsun diyeceğim. O da gerek yok aslında. Ben kalkabiliyorum diyecekti. Beynimde yine o sahne. Botan yatağında uzanırken ben de Hasan kucağına yemeğini koyup afiyet olsun diyişimiz aklımdan çıkmıyordu. Gözlerimden yaşlar çıkarken gülümsedim. Artık dayanamıyorum. Kardeşlerimin yanında oturup onların ellerinden tutmak istiyordum. Abim yanıma gelip Ali hadi gel. Doktorların yanına gidelim. Kardeşlerimizin yanında olmamız lazım. Tamam abi gel gidelim. Ben de dayanamıyorum artık. Abi ben Hasan'ın yanına gideyim. Sen de Botan'ın. Tamam o zaman deyip danışmanın yanına gittik. Danışmana Doktor Samet Derin'in ve Emin Bey'in odası nerede acaba deyip sorduk. Efendim Samet Bey'in odası 10. katta. Emin Bey'inki de 11. katta. Teşekkür ederiz dedik. Rica ederim dedi.
Ben 10. kata, abim de 11. kata gittikten sonra Samet Bey'in odasını aradım. En sonda odayı bulup kapıyı çalıp içeri girdim. Müsait misin Samet Bey? Gel gel. Hocam artık kardeşimi görebilir miyim? Pencereden bakmak yetmezmiş şimdi. Hayır efendim. Ben kardeşimin yanında durmak istiyorum. Uzaktan bakmak değil. Tamam ama sadece siz girebilirsiniz. En fazla yarım saat kalın. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ama lütfen fazla temasta bulunmayalım. Odadan çıkıp asansöre doğru gittim. Asansörde abim vardı. Ne oldu? Ben izin aldım. Sen? Ben de. Tamam. 8. kattan geldikten sonra ben Hasan'ın, abim de Botan'ın yanına gitti. İçeri girecekken yanıma bir hemşire geldi. Beyefendi böyle giremezsiniz. Nasıl girerim? Bunları giymeniz gerekir. Tamam verin. Hemşirenin elindeki kıyafetleri alıp üzerime giydim. Ve içeri besmele çekerek girdim. Hasan'a baktığımda içimden sanki ruh çıkmış gibi hissederken kalbimde sanki bir delik varmış gibi hissediyordum. Barış. Üzerimi giydikten sonra içeri girdim. Botan halin ne? Aç gözlerini bir konuş. Vallahi istediğini yapacağım. Vallahi. Lan Botan. Hadi lan aynı filmlerdeki gibi gözlerini açtın lan. Nasılsın iyi misin? Bir yerin ağrıyor mu? Tamam. Yavaş yavaş sor. Sana iyiyim bak. Çok güzel de konuşuyorum. Beni bırak. Hasan'la Ali'ye hocaya bir şey oldu mu? Onlar nasıl? Herkes iyi merak etme lan. Filmlerdeki gibi konuşmuyorsun demek yalanmış. O zaman diğerleri nerede? Hoca dışarıda. Ali de Hasan'ın yanında. Hasan mı? Ona bir şey mi oldu? Yok öyle değil. Hasan kafeye gitti. Ali de onun yanına gitti. Beyefendi hastayı fazla yormayalım. Bu kadar yeter. Hasta biraz dinlenmesi lazım. Tamam hemen iyileş ha. Tamam. Botan. Barış ve hemşire odadan çıkarken galiba yalan söylemiyorum. Sen hala gitmedin mi? Boşa uğraşıyorsun. Çıksana içimden. Hemşire bakar mısınız? Buyurun beyefendi. Pardon hocamı çağırır mısın? Maalesef beyefendi. Dinlenmeniz lazım. Peki sağ olun. Yine de izle şimdi. Ekmet bilgim doğru mu göreceğiz bakalım. Mera. Bir anda önüme geldi ve ani girişiyle efendim deyişi bir oldu. Ekmet kim? İçine cin sokmaktan başka çare yoktu. Burada büyü yapmıştı. Yoksa şimdi burada olmazdı. Yapma ya. Harbi mi? Bu sefer bu beni öldürecek. Merak etme. Ekmet kabilenin en güçlü cinlerden biridir. Ne fark eder? İçimden çıkarın şunu. Çıkamaz. Nedenmiş? Sen de biliyorsun. Çıkaramayız. Hayda. Ekmet rica etsem çıkar mısın? Boşa uğraşıyorsun. Lan çıksana içimden. Ali. Hasan'ın yanında yarım saat kaldıktan sonra odadan çıktım. Abim de çıkmıştı. Ne oldu abi? Erken çıkmışsın. Botan uyandı. Hani? Uyandı mı? Botan'a baktığımda kendi kendine konuşuyordu. Cama vurarak Botan diye sesleniyorum. Botan bana bakarak gelsene. Tamam diyerek direkt içeri girdim. Botan'a sarılarak özlettin lan kendini. Belli. Daha yeni kasten yaramı tutup sıkmandan anladım. Özür dilerim. Nasılsın? Gördüğün gibi. Sen? Biliyor musun bu cin olayını? Evet. Neden izin verdin? Mecburduk. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Hemen çıkmalısınız. Tamam çıkıyorum. Kendine iyi bak. Hızlı iyileş. Tamam sonra konuşuruz. Gülerek odadan çıktım. Hocam mutlu gözüküyorsunuz. Evet. Botan. Ali odadan çıktıktan sonra Ekmet'e seslenmekten başka çarem yoktu. Ona muhtaç olmak da istemiyordum. Ekmet, Hasan'a bir şey mi oldu? Yanına gelmedi hiç. Hasan senin durumundan çok daha kötü. Hemen gel odada yoğun bakımda. Nasıl yani? Nasıl daha kötü? Ayağa kalkmama yardım et. Ekmet, Botan'a yardım eder. Teşekkürler. Aslında bir saat daha uyusan normal insan gibi sağlıklı olursun. Gerek yok ben Hasan'a bakmazsam duramam. Sağ elimle kapıyı açıp odadan çıktım. Hoca, Ali ve Barış koltukta oturuyorlardı. Barış, Botan ne yapıyorsun? Hemen yerine git ve bir daha kalkma. Hasan'ı görmem lazım. Yoksa duramam hemşire. Beyefendi, hemen yerinize geçer misiniz? Ayağa kalkmanız sağlığınız için iyi değil. Herkes neden bana emir yağdırıyor? Hasan'ı görmeden yerimde duramam. Beyefendi, yerinizde zor duruyorsunuz. Daha ameliyattan çıkalı bir gün olmadı. Lütfen yerinize geçer misiniz? Pardon, 5 dakika arkadaşıma bakayım geri yerime geçeceğim. 5 dakika. Hem kim diyor ayakta zor duruyorum. Sizden daha iyiyim. Peki ama önce Emin Bey'e sormam lazım. Sonra bakarsınız. Tamam peki. Ali ya oğlum niye yerinde durmuyorsun? Bana gerçeği söyleseniz daha akıllı dururum. Of. Of demesi gereken benim yalnız. Hasan'ın durumu nasıl bana onu söyle. Biraz kötü ama zamanla iyileşiyor merak etme. Efendim Emin Bey 5 dakikadan fazla olmasın dedi. Kıyafetleri giyip Hasan Bey'i görebilirsiniz. Teşekkürler. Kıyafetleri giydim. İçimdeki korku neredeyse beni bayıltacak duruma getirirken görmesen daha iyi senin için. Sen beni sinirlendirmeye mi çalışıyorsun anlamadım Ekmet. İçeri girdim ve Hasan'ı o halde görmek beni üzmekten beter ediyordu. Ekmet, Hasan ne zaman uyanır biliyor musun? Bir saate kalmaz uyanır merak etme.
Hasan'ı Uğur'da mı bu hale getirdi? Evet, onu parçalara ayıracağım. Hasan'a baktığımda bütün anılarım gözümde canlanıyordu. Sürüne sürüne odaya girmesi, korkudan tir tir titremesi ve onun yüzündeki gülüşleri yüzümde istemsiz bir gülümseme yarattı. Öfkem nefsime hakim olmuştu. Uğur'dayı parçalara ayıracaktım. Odadan çıkıp üstümü değiştirdim ve hocanın yanına gidip ''Hocam beni hüttam yapar mısınız? Yani bende o enerji var mı? Uğur'dayı parçalamak istiyorum.'' ''Efendim, Hasan Bey uyandı.'' ''Ne?'' Koşarak odasına daldık. ''Yavaş gelsenize.'' ''Efendim ne yapıyorsunuz? Odadan çıkar mısınız? 5 dakika bekler misiniz lütfen? 5 dakika kalsınlar.'' ''Peki ama 5 dakika olsun.'' ''Tamam. Nasılsın Hasan, iyi misin?'' ''İyiyim, iyi. Ne oldu bana?'' ''Boş versen sana ne oldu. Sen dinlenmene bak. Biz de sana öyle diyoruz ama dinlenmiyorsun. Bana yalan söylemeseydiniz o zaman Ali.'' ''Tamam bari, burada susun.'' ''Tamam tamam, sen rahatına bak. Biz şimdi çıkıyoruz. Bak dinlenmeye. Bak tamam mı?'' ''Tamam. Artık odana geçip dinlenmeniz lazım. Doktorun geliyor.'' ''Tamam, geçiyorum.'' ''Hocam, hüttam olabilir miyim?'' ''Sonra konuşuruz. Doktorun geliyor. Haydi.'' ''Tamam.'' Odaya gidip yatağa uzandım ama içimde nedense Ekmet'e bir güven oluştu. Madem Ekmet ömür boyu içimden çıkmıyor, bari onunla huzurlu geçineyim. ''Merhaba Botan, nasılsın?'' ''Süperim vallahi.'' ''Çok iyi. Arkadaşına bakmaya gitmişsin. Asistanım herkesten daha sağlıklı gözüküyor.'' dedi. ''Bu mucize gibi. Nasıl böyle bir sağlık sorunun, böyle bir yaran varken bizden daha iyi olabiliyorsun? Gerçekten de mucize gibi.'' ''Teşekkür ederim ama Allah ol derse her şey olur doktor bey. Ben ne zaman taburcu olacağım?'' ''Şimdi taburcu olabilirsiniz. Hala inanamıyorum doğrusu.'' Gülümseyerek verdiği kağıtları imzaladım ve odadan çıktım. ''Ali, kıyafetlerimi getirir misin? Nasıl, taburcu mu oluyorsun?'' ''Evet, al kıyafetlerini. Allah razı olsun.'' Gülümseyerek yerine oturdum. Üstümü giydim. Hemen hocayla konuşmam lazımdı. Odadan çıktım ve hocanın yanına oturdum. ''Hocam, bir daha sormama gerek yok herhalde.'' ''Evet, yok. Hüttam olabilirsin. İlmin en geç hüttamı sen olacaksın.'' Barış konuya atılarak ''Olmaz, Botan delirdin mi? Bu iş ne kadar tehlikeli olduğunu bilmene rağmen hüttam olma hevesi nereden geldi? Bu işi bitirmem için başka çaremiz mi var? Barış, bu hale daha kaç sefer geleceğiz, haberin var mı?'' ''Tamam. Bak, biraz zor olacak biliyorum ama hüttamlık hayatını yok edebilir. Başaracağız, merak etme. Biraz zor olacak ama kazanacağız. Onları yakacağız. Bir anlık hevesle, hırsla hayatını mahvediyorsun. Barış, başka çarem yok. Ben bana fazla zarar gelsin istemiyorum ama hüttam olmayacağım. Ama bir şartla, Uğur'dayı öldüren duayı okuyacak kadar gücüm olana kadar.'' ''Bu duayı senle hoca tek okuyacak diye bir şey yok. Bizlerle okuyacağız. Bu sefer gerçekten yakacağız.'' ''Hayır, anlamıyorsun. O duayı okumak çok zor. Ali ile sen zaten öyle bir duayı okuyamazsınız. Siz daha düzgün Arapça okuyamıyorsunuz.'' ''Botan, doğru söylüyorsun. Siz okuyamazsınız. Bu çok zor. Yalnız hüttam enerjisi olanlar ve hüttam ilmi olanlar okuyabilir.'' ''Tamam, peki hüttam olamaz ama ben çok dikkatli olmam gerek, haberin olsun.'' ''Biliyorum hocam da, hocam hadi şu hüttam olmaya başlayalım.'' ''Tamam Botan, hüttam 9 kademeli bir ilim. Her kademede de 9 kademe var. Bunları Allah'ın izniyle geçeceksin. Öncelikle gidip kitapları almam lazım. Barış ve sen, Ali burada kalın. Hasan'a bakın, biz Botan'la eve gidiyoruz.'' ''Ali, Barış iyi bakın Hasan'ım. Kendinize de dikkatli olun, görüşürüz.'' ''Görüşürüz, merak etme. Meray yanlarında onları korur.'' ''Biliyorum hocam.'' Yaklaşık bir saatlik yolun sonunda eve vardık. ''Ekmet, evin etrafına gez. Cin var mı bir bak. Ekmet ile iyi anlaşmaya başlamışsın.'' ''Evet.'' ''Anahtar sizde mi hocam?'' ''Evet, bende.'' ''İçeri girdik şimdi. Ne yapacağız hocam?'' ''Öncelikle evi bir koruma altına alalım.'' ''Peki hocam. Daha gidip bir şeyler toplamamız lazım.'' ''Peki hocam. Hadi gidelim.'' ''Peki hocam. Bu kadar bitki topladık. Hadi eve koruma altına alalım.'' ''Tamam. Hadi eve dönelim.'' ''Hocam, kaç güne hüttam olabilirim?'' ''Sana bağlı Botan. Ne kadar iyisin o kadar hızlı olur.'' ''Sizce bir haftaya olur mu bu iş?'' ''Hayır, olamaz. Bu ilmi 7 senede bitirenler var. En az zamanında bitiren 6 yıl.'' ''Ama hocam, o güne kadar nasıl olacak hüttamlığım?'' ''Sana bütün hüttamlığı öğreteceğim. Uğur'dayı öldürecek kadar ilmin olsun yeter.'' ''Doğru söylüyorsun da hocam, işte Uğur'dayı öldürecek kadar ilmi ne kadar zamanda sahip olur?'' ''1-2 haftaya sahip olursun.'' ''Tamam, Allah'ın izniyle bu ilmi öğreneceğim. Uğur'dayı ellerimle parçalara ayırmak istiyorum. Acı içinde kıvranmasını istiyorum. Biliyorum ama ona daha var. Sabret, sabrın sonu hayırdır.'' ''Biliyorum hocam. Kapıyı açar mısın? Elim dolu.'' ''Gel gel. Çantayı odaya götürüp geliyorum.'' ''Tamam.'' Üst kata çıkıp çantayı ritüel odasına bıraktım. Etrafta kimse yoktu. ''Tamam. Baktığın için teşekkürler. Ekmet, ama Hasan iyi mi? Bakar mısın?'' ''Bakıyorum. Teşekkürler.'' ''Botan, bu kitabı al.
Oku. Ben devi koruma altına alıyorum. Hocam büyüyü nasıl yaptığını öğrensem olur mu? Sonra okurum. Olur gel. Çantadan topladığımız bitkiyi çıkar. Oradaki tabağa da yanındakilere diğer otu al. İçine tuz kat. Karıştır. Sonra üstüne çok az sirke suyu kat. Çamur haline gelecek. Tamam hocam. Cinler neden sirkelerden nefret eder? Çok korkarlar. Çünkü sirkelerde onların sevmediği şeyler var. Onların canını yakan karışımlar var. Anladım. Oldu hocam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi kitapta yazan duayı 7 kere okuyacaksın. Ve bununla evi çembere alacaksın. Tamam. Kitapta yazanı 7 kere okuduktan sonra hocayla beraber evi çembere aldık. Şimdi kitabını oku. Tamam hocam. Hasan'ın durumu iyi. Yalnız seni görmediğinden dolayı seni merak ediyorum. Ali ve Barış gerçeği söylemediler mi? Hayır. Onlara söyle, söylesinler. Ali. Ali Hasan'ı yoğun bakımdan çıkarıyorlar. Doktor bey ne oluyor? Hasan bey'in durumu iyi olduğundan dolayı onu hasta odasına götürüyoruz. Şşş, korkma, korkma, bir şey yok. Yoğun bakımda kalmamı mı istiyorsun yoksa Ali? Esmer'in çok komik ama bak nasıl güldük diyerek cevap verdim. Ama başıma bir sanki sesleniyorum. Beynim sanki karıncalanıyor gibi oldum. Bana gerçeği söyle diyordu. Ama bu ses kimindi? Bana niye böyle diyordu? Otan nerede? Otan nerede? Şşş Ali. Efendim bir an daldım. Özür dilerim. Ne düşünüyordun? Hiç öyle. Otan nerede? Niye görmüyorum onu? Bilmiyorum, gelir şimdi. Daha yeni dedim. Yemek almaya gitti dedim. Ne olur yalan söyleme bana. Beynime seslenen durmadan yalan söyleme. Doğruları söyle diyordu. Artık susmasını istiyordum. Bunun çaresini gerçekleri söylemekti. Tamam, gerçekleri söyleyeceğim. Odaya bir geçelim. Tamam, odaya geldik, söyle. Doktor bey, Hasan ne zaman taburcu olur? Birkaç tane daha test yapacağız. Ondan sonra taburcu olabilir. Tamam, teşekkürler. Hadi söyle artık, tamam. Hasan. Botan dedi ki. Botan. Ali gerçekleri söyledi. Teşekkürler Ekmet. Hasan. Ya manyak mı Botan? Neden böyle bir karar veriyor? Kendi başına ne kadar hızlı unuttu o olayları. Bu işin oyun olmadığını hepinizden daha iyi bildiğini sanıyordum. Evet, Ali ile ben yapmamasın o kadar çok dedik ki ama dinlemedi. Oturmam lazım Ali. Yardım eder misin? Tabii. Aklıma bir şey takıldı. Nedir söyle. Botan'ın durumu benden daha kötüydü. Nasıl oluyor da benden daha hızlı iyileşiyor? Evet, bunu ben de çok kendime sordum ama bulamadım. Ali sen biliyor musun? Evet, biliyorum. Ali cevap verirken yüz şeklini değiştirdi. Evet, bu şekli biliyorum. Kötü bir cevap verecekti. Nedir söyle Ali? Derin bir nefes aldı. Kendini rahatlatmaya çalışıyordu. Senle Botan ambulanstayken abim de senin yanındaydı. Benle hoca arabayla beraber geliyorduk. Hocaya ikinizin de durumu çok kötü. Ya bir şey olursa dedim. Hoca bana bir çözümü var dedi. Ben de nedir dedim. Hoca Botan'ın durumu çok kötü. Hasan'ınki ondan daha iyi ama Botan'ın vefat etmesi an meselesi dedi. Ben ne yapacağız hoca? Botan'ın içine Mera'nın kabilesinden birinin içine sokacağız. Ve Botan'ı yaşatacak. Önce reddettim ama Botan'ın öleceğini düşündüm. Ne yapayım? Ben de tamam. Ama Hasan ne olacak dedim. Hasan onun içine bir cin koyamayız. Bir cin kendi isteğiyle değil de başkası gir derse ve girerse o bedende ömür boyu çıkamaz. Dualar da çıkarmaz dedi. Çünkü Müslüman bir cin içine girer. Yani o duaları kendileri okuyor. Her zaman bir de Botan'a kalacağınız için muhakkak ki Botan'a aşık olacak. Bu yüzden asla çıkartamayız. Botan'ın yaydığı enerji kesin cine aşık eder. Hasan'a katarsak da cin Hasan'a da aşık olabilir. Hasan bir cinle asla yaşayamaz ama Botan önce zorlanmadan sonradan yaşayabilir dedi. Ben de hocam Hasan'a da katalım hem cini çıkartabiliriz belki dedim. Hoca bir aşık cin aşık olduğu kişinin bedenini terk etmek zorunda kalırsa aşık olduğu kişinin ruhunu da öbür tarafa götürür dedi. Ben de tamam dedim. Zaten hastaneye varmıştık. Ali'nin anlattıkları başımı ağrıttı. Gözüm dönmeye başladı ama bir şey vardı. Ali hiç şöyle dedin mi? Bir erkek cin bir erkeğe aşık olur mu dedin mi? Evet. Ali nasıl düşünmedin? Neden demedin? O zaman erkek cin içine katalım. Ali hem şaşırmış hem de pişman bir şekilde dona kalmıştı. Hasan acaba Botan bu cinden cesaret alıp bu işe başlamış olabilir mi? Evet Barış olabilir. Hemen Botan'ın yanına gitmeliyiz. Hemen doktoru çağır. Tamam sakin ol Ali. Doktoru çağır. İyi misin Ali? Abi Hasan bunu hoca biliyordu bilerek yaptı. Ama neden? Evet biliyoruz. Biz de hocaya soracağız. Doktoru çağır Ali. Tamam çağırıyorum abi. Telefonun yanında mı? Evet yanımda. Tamam Botan'ı ara. Yanına geliyoruz de. Tamam arıyorum. Botan'ın böyle bir şeye başlayacağını aklım almıyorum. Ama hoca neden böyle bir şey yaptı? Amacı neydi? O biliyordu. Bilerek Botan'ın içine cini koydu. Ama neden? Merhaba Hasan Bey. Taburcu olmanız için son testlerinin sonucuna bakmam lazım. Testlerin sonucunu 10 dakika kadar çıkar çıkmaz size haber vereceğim. İyi de Doktor Bey. Benim acil işlerim var. Benim gitmem lazım. Hasan Bey 10 dakika sonra size haber veririm. Biraz sabredin. Ayrıca bu haldeyken hareket etmeniz biraz sizi zorlar. Maalesef.
Peki doktor, teşekkür ederim. Tamam Hasan, Botan'ı arıyorum, hemen ara. Botan. Efendim. Söyle Ekmet, Barış sizi arıyor. İzin verir misiniz aramasına müdahale edeyim? Amacı bu işten vazgeçmek için konuşacak. Hayır, karışma, bırak. Arasın, bakalım ne diyecek. Peki efendim. Alo efendim Barış. Botan, Hasan'a veriyorum, seninle konuşacak. Tamam ver. Alo, selamun aleyküm Botan. Aleyküm selam Hasan, nasılsın, iyi misin inşallah? Ben iyiyim de, hemen seninle yüz yüze konuşmamız lazım. Eve geliyorum. Biraz hastanede kal, iyice toparlan, sonra konuşuruz. Hayır, acil. Tamam Hasan, konuşalım. Evde görüşürüz. Görüşürüz Hasan. İçime daralma gelmişti. Her seferinde bu konuda konuşmak beni rahatsız ediyordu. Hasan'ı beni anlar sanıyordum ama anlaşılan anlamamış. Ekmet, önce benimle hangi konuda konuşacakları öğren, sonra da kabilenden 5 tane cin gönder. Çember altına alsınlar, sıkıntı çıkmadan eve gelsinler. Peki efendim, Ekmet'le ne konuşsam onun kız olduğuna şaşırıyorum. Aklımda bir şüphe oluşmuştu. Yine kendi kendime sorular üretip başımı ağrıtıyordum sebepsizce. Çembere aldık efendim. Tamam, Allah razı olsun Ekmet. Ekmet, sen habais misin, hulus mu? Bana doğru söyle, yoksa Allah şahittir yalan söylediğine pişman olursun. Efendim, Ekmet kolay bir soru sordum. Bir an fazla yükselmiştim. Nedensiz özür dilerim. Ekmet, önemli değil efendim. Botan gelsene, yardımına ihtiyacım var. Geliyorum hocam. Hastaneden sonunda çıkmıştım. Derin bir nefes aldım. Özlemiştim bu rüzgarı. Görünmezdi ama bedenleri bir şeydi. Ruhumla çarpıyor ve yok oluyordu. Bu rüzgarı evde bedenime vurup sarıldığım anlar aklıma geliyordu. Bu zindanı dünya kendini bana sevdirmişti. Ama bazen nefret ediyordu. Hasan taksi tutsak götürmez mi bizi köye? Bilmiyorum ama önce çarşıya gidip eşya alacağım. Sonra hızla Botan'la konuşmaya gideceğim. Çarşıdan ne alacaksın? Görürsün Ali, şuradaki taksiye binerim. Tamam hadi. Abi çarşıya gider misin? Şoför başını sallayarak tamam demişti. Yine sorularla tek başıma kalmıştım. Hocanın niyeti acaba Botan'a zorla fitnam mı yapmaktı? 10 dakika geçmişti ve çarşıya varmıştık nedense. Hızla Botan'la konuşmam lazım deyip tekrarlıyordum. Ali sen şu kolay yağcıya git. Ben de Barış da defne yaprağı almaya gideceğiz. Yalnız 2 tane al, fazla olsun. Tamam. Hasan neden bunları alıyorsun? Bence sen biliyorsun sorunun cevabını. Bilmiyorsan sen kitap okurken uyuyorsun. Barış yüzünü asarak cevap vermişti. Eşyaları aldıktan sonra bir taksiye binip yola çıktık. 40 veya 45 dakika yol aldıktan sonra eve varmıştık. Hemen arabadan inip eve doğru yürümeye başladım. Botan. Efendim geliyorlar. Neyle? Taksiyle mi? Evet. O zaman şoförü çembere al, zarar vermesinler. Peki. Hasan, sonunda eve varmıştık. Hemen yanına koyuldum. Gül suyu ve defne yaprağını alıp arabadan çıktım. Ardımdan Ali ve Barış da geliyordu. Üzerimde bulunan sinir o kadar şoktu ki ama eve yaklaştığımda sinirim de geride kalıyordu. Büyü ve cin enerjisi tüm vücudumda hissederken bir enerji beni hem korkutup hem sakinleştiriyordu. Kapıyı çaldım, kapıyı Mera açmıştı. Hızlıca merdivenlerden çıkıp oturma odasına gittim. Odada yoktu. Karşı odaya gidecek üzereyken rutuar odasından çıkıp selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. Ben de selamını alarak hemen söze başlamıştım bile. Botan sen çıldırmışsın. Sen herkesten bu işin daha kötü bir şey olduğunu biliyor sanıyordum. Hangi akılla karar verdin? O içine giren cinden mi dedim. Bir dakika. Siz biliyordunuz benim içime girdiğini. Kim söyledi? Kim izin verdi? Sözümü yarıda kesip bana sakince cevap verirken ona bir türlü yükselemiyordum. Ama sorduğu soruya bakılırsa anlaşılan Ali'nin yaptığı büyük hatayı biliyordum. Sen biliyor musun hocanın Ali ile arabada ne konuştuğunu? Ne zaman hangi arabada? Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Hoca ile Ali de arabayla biz de geliyordu. Ne olduysa orada oldu zaten. Ali ile Barış nerede, tek mi geldin? Hayır, tek gelmedim. Onlar da peşimden geliyordu, bilmiyorum. Ekmet neredeler? Demek almışsınız. Bunu gerçekten sevindim. Allah razı olsun, hoca ile birlikteymiş. Tamam, bir şey soracağım. Cinleyen erkek mi? Hayır, habais. Yani erkek değil. Evet. Burada çok sessiz bir şey planlıyor ama ne? Benden sonra hiçbir şey yaptı mı? Hayır, çok sessizdi. Gerçekten de bir şey planlıyor ama ne? Ekmet, Urda'yı bulabilir misin? Gülümseyerek Botan'a baktı. Botan neden hüttem olmak istedin? Bu güzel bir şey gibi. Botan, herkes bu soru soruyordu ama Hasan'dan beklemiyordum. Beni herkes gibi yanıltmıştı. Sakin ve bıkmış bir ifadeyle sorduğu soruyu cevapladım. Sen de biliyorsun Hasan, aşıkçın musallatın en kötü musallat olduğunu. Evet biliyorum ama sen her şeyi üstüne yükleme. Biz de varız burada. Ama bana musallat oldu ve benim yüzümden buradayız. Hayır, senin yüzünden değil, benim yüzümden. Ben yaptım daveti, sen mi yaptın? Benim yüzümden buradayız. Artık cevap vermek istemiyordum. Merdivenden ses gelince arkamı dönüp merdivene baktım. Al ve Barış geliyordu.
selam vererek yanımıza yaklaştılar. Ali yine tuhaf davranmaya başlamıştı. Ne zaman kötü bir şey yapsa ellerini beline koyar, sol ayağını sağ ayağının arkasına koyardı. Anlaşılan o arabada da onlar yüzünden bana bakamıyordu. Ali o halde görmek beni uçuruyordu. Konuyu konuşmak istemiyordum. Ama Ali üzülmesin diye açmayacaktım. Marış bana bakarak polis seni çağırıyor dedi. Ben de tamam diyerek malzeme odasına gittim. Üçü de arkamdan geliyordu. Odaya girdim. Hoca, Botan cin sandalye tuzağı yapacağız, yardım etsene dedi. Ben de kafamı sallayarak elimdeki sandalyeyi aldım. Barış da hocanın elindeki ipi alıp peşimden geldi. Odaya girip Barış'a, cin tuzağı yapan insanlar gördün mü? Ama nasıl yapılır biliyorsun değil mi? Evet. Tamam, istersen bu sefer sen hocaya yardım et. Olur ama yapabilir miyim bilmiyorum. Ben de ilk yaptığımda senin gibiydim, merak etme. Hoca da gelmişti. Kapının arkasından tuzu alarak sandalyenin yanına geçti. Hoca, hadi Barış, ipleri bağla. Barış biraz şaşırarak tamam dedi. İçimde yine o korku başlamıştı. Aklıma kötü, sondan başka bir şey gelmiyordu. Ama her zaman artık bu işte olacaktı. Kendimi alıştırmak zorundaydım. Önceden hayal kurduğum ilim şimdi bana koşsa da kaçmayı bırakıp onunla yüzleşmek zorundaydım. Ama hızlıca ilmi öğrenmem lazım. Hayatın bana zorla ittiği yolu önce bitirmem lazım. Bu sefer Urda'yı tuzağa çekmek zorundayız. Hocam, bu sefer hepimiz sure okuyalım, daha iyi olur. Haklısın Botan, bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız. Hocam, ben bilmiyorum sureyi. Botan, sen biliyor musun? Hocam tam değil ama biraz biliyorum sureyi. Tamam o zaman Botan, sen aşağı in, cin tuzaklarından bahseden kitabı alın. Hepiniz ezberleyin. Allah'ın izni hakkıyla bu sefer halledeceğiz. Tamam hocam, inşallah halledeceğiz. Tebessüm ederek odadan çıktım. Ali ve Hasan fısıldaşırken gördüm. Beni görünce sustular. Tam duymamıştım ne dediklerini. Arkamı dönüp Barış'a baktım. O da bizi izliyordu. Artık kimsenin bozamadığı arkadaşlığımızın arasına yalan ve güvensizlik girmişti. Nedense herkesin bana yalan söylediğini hissediyordum. Ekmet de dahil. Ne konuşuyorsunuz gizlice? Gülümseyerek cevap verip aralarından geçip aşağıya indim. Kitabı alıp yukarıya çıktım. Ali kitabı görünce gözlerini ayıramamıştı. Çünkü kitap derindendi. Barış ve Hasan seslendi. Hadi gelin, süre ezberleyeceğiz dedim. Tamam diyerek yanıma geldiler. Oturma odasına geçip kapının karşı tarafına oturup kitabı açtım. Üçü de yanıma oturdu. Hasan, ne ezberleyeceğiz? Urda'yı tuzağa çekmemiz için okunan sureyi ezberleyeceğiz. Kafasını sallayarak kitaba baktı. Bakın ben sesli okuyayım, siz de ezberleyin. Bu sefer de hepimiz beraber ezberleyiz. Üçü de tamam dedi. Ben de tanece okumaya başladım. Bir saatten fazla çalışmıştım. Ezber bitmişti. Dilim susuz kalmıştı. Evet, ezber bitti sonra. Siz yemek yediniz mi? Evet dedi. Tamam o zaman, ben su içip geleceğim. Siz de isterseniz abdest alın. İkindiye az kaldı. Tamam diyerek ayağa kalktılar. Ben de kitabı yerine bıraktım. Mutfağa geçip su içtim. Efendim geldiler ama büyü sayesinde bir şeyler yapamıyorlar. Tamam bırak Ekmet. Zaten bu akşam onlar görecekler. Ama yine de etrafı kontrol et. Peki efendim.